yok şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Evet, harika bir akşam bekliyor bizi. Çok iyi hazırlandık ama ne kadar hazırlanırsan hazırlan, her zaman bu sahnede büyük heyecanlar yaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 9-10 yaşlarındaydım. Annemle babam beni tiyatroya götürdüler. İlk tiyatro deneyimim, seyirci olarak ilk profesyonel tiyatro seyretmem, orada büyülenmem Dormen Tiyatrosu'nda oldu. Hemen hemen bütün oyunlara gittim, hepsini seyrettim, hepsini büyülenerek seyrettim. Bu mesleğe aşık olma nedenlerimin başında gelir Dormen Tiyatrosu. Hep ben koltuğumda hayranlıkla izlerdim o büyük ustayı. Şimdi o koltukta bizi sahnede izliyor. Heyecanımı anlatamam. Haldun hocam, Haldun abim, hoş geldiniz. Şimdi çok değerli arkadaşlarımız var efendim. Bir arkadaşlarına birini çok uygun görmüşler. Burada tanıştıracaklar, bir kafeye misafir oluyoruz şimdi. İzliyoruz efendim, buyursunuz. Yani gerçekten hayretler içindeyim arkadaşlar. Yıl 2023 olmuş. Şöyle kendime, gönlüme göre bir erkek arkadaş bulamadığım için resmen çöpçatanlığa başvurur gibi size başvuruyorum. Ya bu benim başıma neden geldi? Yani neden ben böyle bir şey yaşıyorum ya? Neden benim başıma geliyor? Ama yetercim, bu kadar sorgulama ya. Tamam kanka, sen erkek seçiminde biraz kötüsün. Yani gönlün, kalbin, gözün böyle denyolara kayıyor olabilir. Ama mutlu evliliklerin %63'ü hep böyle ortak tanışlar sayesinde olmuştur. Gerçekten mi? Hayır, uydurdum bu işi. Ama mutlu oldum. Bak yüzün güldü. Moral oldu kanka. Evet, çok moral oldu. Sağ ol Bahadır. Kendim beceremedim, sen beceriyorsun. Sağ ol. Ya yeter Barcı, niye öyle diyorsun ki? Önemli olan şey Fikri seni beğendi, sen de Fikri'yi beğendin. Yani evet aslında, değil mi? Bir de o tarafından bakalım. Yani. Tabii profil fotoğrafa baktı. Ve saçlarımı çok beğendi. Yani saçını değil kanka. Gözlerimi? Tam olarak o da değil. Ama başka bir şeyini beğendi. Bahadır, ben korkmaya başladım ha. Neyimi beğendi? Şeyini kanka. Şeyim ne oğlum, ne diyorsun ya? Gitgide gerilmek başlıyor, evet. Kayboluyoruz. Kanka kütüğünü çok beğendi ya. Kütüğünü mü? Evet, sen evet. Sivaslısın ya. Fikri senin Sivaslı olmana çok yükseldi. Ne diyor ya? Yani kütüğüm Sivaslı diye mi beni beğendi? Bu mu? Bu mu? Yani sadece bu değil tabii ki. Ama tabii ki kütüğünün Sivaslı olması ona ekstra bir yükseltti. Anladım da yani ne bileyim, okuduğum okul, hayallerim, kariyer planım, hobilerim, zevklerim, bunları merak etmedin mi? Yani kütük Sivas deyince gerisi teferruat dedi, konuyu kapadı kaldı. Gerçekten korkmaya başlıyorum şu an Bahadır. Yani normal mi bu söylediği? Şöyle mesela Fikri de şimdi Sivaslı, aynı senin gibi ama onun sadece kütüğü orada değil, o üniversiteyi falan da orada okudu. Evet. Ve bütün Sivaslılar gibi o da Sivas'ı çok seviyor kanka. Yani evet. Anlıyorum. Neyse tamam, okey yani. Tamam, Sivas da güzel yani. Güzel. Normal dediğin mevzuda da senin evet. Son sevgilin evet. Diz kapakları yuvarlak diye seni terk etmişti eğer hatırlarsan. Bu normal miydi? Kızım ortalıkta yani çok deli adamlar gerçekten. Fikri çok temiz, düzgün, dürüst birisi. Doğru. Ona bir şans ver. Hem memleketini seven adam iyidir. İyidir.
Yani aslında başka şeylere odaklanalım. Dediğin gibi değil mi? Evet. Yaşın size böyle söyleyince yani çok merak ettim. Geç mi kaldın? Ne zaman geleceğim? Evet, gelsin. Evet artık gelsin vallahi merak ettim. Ah, merhaba. Merhaba. İyiyim Fikriciğim. Şimdi otursana kanka. Pardon. Gel gel otur otur. Oraya takılmış daha. Merhaba. Merhaba Fikri. Yeter memnun oldum. Yeter Hanım. Fotoğraflar size haksızlık etmiş. Daha da güzelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de çok naziksiniz. Ama şimdi böyle sizli bizli oluyor mu yani iki tane Sivaslı ne? Bu mesafe canım. Evet ya. Yeter Sivaslı mısın sen? Evet yani küçük Sivas. Değil mi? Küçük Sivas. Allah böyle zor durumda hangi insan varsa ona mutlaka bir tane Sivaslı gönderilmiş. Yani bence biz dünyanın her yerine yayıldığımız için de olabilir. Evet. Her yerine. Değil mi? Bence dünyaya yayılmamızın sebebi Sivas'ın güzelliklerini anlatmak için. Tabii, evet doğru. Ya bu arada şarj aleti olan var mı? Benim şarjım %50'ye düşmüştü. Tamam oğlum %50 yeter işte. Yok ya ondan değil. Böyle %58 olmayınca kendimi iyi hissetmiyorum. Yani hep %58 olsun istiyorum. %58 olunca telefonu da kullanmıyorum hep 58'de kalsın diye. 58 bana huzur veriyor. Kendimi çok iyi hissediyorum 58 görünce. Ya bu Sivaslıların 58 sevdası. Sakalısı da. Babam gibi. Ha, aslında evet benim babam da çok böyle 58'e sevdalıdır. Bir keresinde okulda 85 almıştım not olarak da bana dedi ki sen niye 85 alıyorsun yeter. Senin sadece ve sadece 58 alman lazım diyor. Böyle... Bütün notlarım 58'di benim. Ha, öyle mi? İşte babam da ona yükselmişti böyle 58 al falan deyip Sivas sevdası öyle bir şey oluyor demek ki. Evet. Sen demek ki Sivas'ı çok seviyorsun Fikri. Sivas sevilmez mi ya? En son ne zaman gittin? Bir 4 ay oldu. Özlüyorsundur. Özlüyorum tabii ki. Şş, yanlış bir şey mi söyledim? Yok, yok ya. Sivas deyince biraz hislendim ya. Şimdi orada olmak vardı. Ne güzel mısmıl çayının kenarında olsaydım. Ne güzeldi şimdi oralar. Ya. O fırınlardan çıkan o katmerin kokusu, pezük turşusu. Sivas ellerinde sazım çal. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam varım de. Sivas Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışa bağrım delinir. Kul olayım ben. Sivas deyince biraz böyle hislendim. Kusura bakmayın. Yok yok canım olur tabii. Biraz duygulandım. Biraz mı? Uzun hava okudu lan bu demek. Yeterciğim, tamam. Hayır canım, tamam da yani ne güzel duygusal erkek. Seni bir mesajla terk etmeyecek bir erkek. Hatırla. Yemek mi yesek? Çok iyi söyledin biliyor musun onu içecektim. Ben bir sipariş vereyim. Pardon, bakar mısınız? Bir sipariş vereceğiz. Buyurun abim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sofralar getirdiniz, bizleri memnun ettiniz. Abim menüleri şöyle bırakıyorum. Menüleri bırakıyorum ama bugüne özel harika bir kuzu tandırım var abim. Abi biz kuzuyu yayladan getiriyoruz. Yaylada tam 7 saat kuzuyu gözlüyoruz. 8 saatte buraya getiriyoruz. 9 saatte onu marine ediyoruz. 10 saatte de bir güzel kısık ateşte pişiriyoruz. Ondan sonra lokum kıvamında sizlere servis ediyoruz abim. Vay be. 8 saatte nasıl geliyor ya? Kuzu kuzu geliyor efendim. Nereden geliyor peki? Sivas. Sivas'tan mı? Gerçi Sivas'tan ne gelirse yenir biliyor musunuz? Ben o kuzuyu değil, kuzunun b**nı bile yerim. Abim onu pek tavsiye etmiyoruz, midenize oturabilir. Evet, evet. Zaten biz hani çok severiz manasında arkadaşım şey yaptı. Siz bize 4 tane tandır getirin. Abi. O zaman abim ben hepinize birer tane kuzu yaptırıyorum. Evet. Abim bu arada pidenin üstüne istediğinizi yazdırabilirsiniz abim.
nasıl yazdırabilirsiniz? Mesela şaka amaçlı, mesela nispet amaçlı, sevgi amaçlı istediğinizi bile yazabiliyoruz abi. O zaman Yeter Hanım için de sakıncası yoksa? Tabii ki Yeter yazdıracak. Biliyorum. Sivas Spor yazdırabilir miyiz? O zaman ben bir pideye, Sivas bir pideye spor şeklinde yazdırıyorum abim. Başka bir isteğiniz var mı? Ben aslında Urfa isteyeceğim ama ayıp olur diye de söyleyemedim de yani. Teşekkür ederim. Başka isteğimiz yokmuş. Sadık Kebap afiyetler diler. Sadık Kebap şifalar diler. Sadık Kebap yemekte tok nokta. Evet. Yeter Sivas'ın neresindesin? Valla Gürün galiba. Gürün mü? Gökpınar Gölü var orada biliyor musun? Valla Gökpınar Gölü, size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gökpınar Gölü'nün maviliği dünyanın hiçbir yerinde yokmuş. Hatta Amerika'dan bir tane profesör gelmiş. Ben demiş bu mavilikten başka dünyada hiçbir yer göremem. O yüzden Gürün'e yerleşmeye karar vermiş biliyor musunuz? Ben bilmiyorum çünkü daha önce Sivas'a hiç gitmedim. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey nasıl olabilir ya? Sivas'a nasıl? Aa! Böyle bir şey nasıl olabilir? Aa! Ne ya? Ne ya? Nasıl ya? Gitmemiş olabilir fikri. Ne yükseliyorsun ya? Ya öyle olur mu Bahadır? Sivas'ta olup Sivas'a gitmemek, yani kanatlar olup uçmamak gibi bir şey. Parası olup aç kalmak gibi bir şey. Rihanna'yla sevgili olup her sabah... Tamam fikri anladık. Bence yeterli. Yani günaydın diye mesaj atmamak gibi bir şey diyecektim. Vallahi Fikri, arkadaşlar senin bekar olduğunu söylemişlerdi. Ama senin bayağı Sivas'la bir ilişkin var. Hayır, hayır. Yeter'cim şimdi Fikri seni görünce heyecan yaptı. Öyle mi? Tabii seni görünce senin güzelliğinden heyecanlandı değil mi Fikri? Yani ben Sivas deyince biraz heyecan yapıyorum. Panik oluyorum, panik atak geçiriyorum. Bu arada tabii ki Fikri'nin bu Sivaslı'nın yanında aynı zamanda bir şiir yazıyor. Evet, çok güzel şiirleri var. Edebiyat seviyor musun Fikri? Yani çok severim. Ne güzel. Hatta ödüllü bir şiirim var. Ne diyorsun? Ay bak bu çok ilgimi çekti şimdi. Çok severim şiir de. Okur musun? Ama aşk şiiri. Yani sen bilirsin ama çok da güzel olur yani değil mi okusa? Şiir yani. Ben de bugüne kadar hani bunu okuyacağım doğru bir insanı bekliyordum karşımda. Okuyorum. Yani çok sevinirim. Senin için sakıncası yoksa çok güzel olur. Hadi, hadi be. Ben bilmezdim senden önce güzel nedir. Ben hiç nefes almamışım seni koklayana kadar. Ben aşk nedir, sevda nedir bilmezdim. Ta ki seni görene kadar. Sivas. Gerçekten deli olacağım ya. Bayağı Sivas'la çıkıyor. Ay yani çok güzelmiş. Nereden ödül aldın? Kardeşlik Festivali'nde. Peki niye bana okudun? Yani neden uzun zaman dedin ya bekledim ama seni gördüm, senin gözlerini okuyayım. Hani o niye ben? Sivaslısın ya. Evet. Adam Sivas takıntısı var. Sivas seviyorum. Sivas. Aynen, ya böylesine bir deli Sivas sevgisi de ben hiç yani şey yapmadım. Evet. Gerçekten. Ama artık konuyu acaba değiştirsek mi ya? Evet. Başka şeylerden bahsedelim. Mesela Yeter. Senin hayatında bir yenilik yok mu ya Fikri? Onları anlatsan. Var. Süper. Ben iki hafta önce bir köpek sahiplendim. Köpek. Ne güzel ya. Evet. Dişi mi erkek mi? Yok erkek. Aha ne güzel. Benim de köpeğim var. Ne güzel. Evet. Cinsi ne peki? Buradan anlaşırız belki değil mi? Evet. İnşallah. Vallahi cinsi hepinizin bence çok etkileneceği bir cins. Bence dünyada bir numara tabii ki Alman kurdu. Değil mi? Alman kurdu mu? Evet. Alman kurdu. Çok net söylüyorum. Dünyanın en haylaz ama en tatlı ama en üstün köpeği yani. Dünyanın en üstün köpeği. Evet. Öyle diyorsun. Sivas Kangal dururken. Sivas Kangal bir dursa mı artık kardeşim? Sivas Kangal bir dursun artık Kangal. Niye dursun ya? 2 metre boyu var, durur mu? Durmaz. Belli ki durmaz. Sivas Kangal bir kere en iyisidir. Ne? Dünyada en iyi köpek Sivas Kangal'ıdır.
Çoğu kez Sivas Kangalı dünyanın en iyi köpeği seçilmiştir. Gerçekten bir kere sadıktır, akıllıdır, cesurdur, güçlüdür. Bir kere bunları Afrika'ya götürdü de çıtalarla boğuştu. Biliyor musun? Eğer çok da bilmiyorsan YouTube'dan Sivas Kangalı özellikleri videolarını izlemeni önemli tavsiye ederim. Ya niye açıp videodan bunları izleyeyim Fikri? Eğer izlemiyorsan da Alman kordunu bana gelip övmeyeceksin. Sivas Kangalı benim için kırmızı çizgidir. Bir keresinde bizim davarlar Karataş'a çıkmışlar. Hı. Bir üç tane kurt bunlara dadandı. Sonra bizim kangal köpeği onların boyunlarını atladı. İlik gibi dağıldılar. Sonra geldi bizim kangal, bütün köylü ayakta alkışladı onları. Ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Git Allah aşkına bir elini mi yıkıyorsun, yüzünü mü yıkıyorsun? Ne anlatıyorsun? Kendine gel ya. Ayakta alkışlamış çocuk mu? Ne diyorsun lan? Hep beraber burada az evvel ne yaşadık? Ayağa kalkmışlar, bütün köy kangalı alkışlamışlar. Yani siz beni nereye sürüklüyorsunuz yani? Bu gidişatımız normal mi? Gerçekten olmaz ya. Normal, hakikaten neden? Olmaz ya. Aa, neden ya? Niye? Niye çiçek? Niye olmaz bu? Bak bir kere Fikri çok entelektüel bir adam. Hmm. Mesela çok iyi bir klasik müzik dinleyici. Bir de seni görünce heyecanlanıyor kanko. Hmm. Seni görünce heyecan yaptı. Ama hayatım her heyecanlandığında Sivas'a mı bağlayacak ya? Ama ya yetercim sen de yani. Ne? Ya, ne diyeyim yani? Yani Fikri'den iyisini mi bulacaksın kanka? Bir Fikri'yi anlatacağım. Ya. Bu çocuktan iyisini mi bulacaksın? Hiç. Bak bu çocuğun gir Instagram'ına vallahi dört tane kadın takip ediyor. Ya. Onlar da Hadise, İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, bir de Sivaslı Cindy. Neyse tamam yani sonuçta Sivaslılar diye takip ediyor. Doğru mu? Hayır. Tabii ki sanatçı oldukları için takip ediyor. Gerçekten çok iyi bir klasik müzik dinleyicisidir. İyi tamam peki o zaman yani benim için de önemli ya. O zaman buradan bir deneyeyim. Herhalde klasik müzik mesela Bach. Bach benim kırmızı çizgim. Söyledi. Yani artık Bach'ın üstüne de gidip Bach'ı Sivas'a bağlamaz diye düşünüyorum. Ya anasını Bach'a derim. Yok hayatta bağlamaz. Bir şans bağlamaz. Daha verelim hadi. Diyorsunuz değil mi? Tamam. Peki tamam. Okey öyle yapalım. Bach'tan da sivriyorsun. Yani inşallah. Ya Gita çok özür dilerim. Ay yok önemli değil ya. Biraz kendimi kaybettim. Yok canım oluyor böyle insan heyecanlanınca diyelim. Evet. Burada yokken şey söyledi arkadaşların da klasik müziği çok seviyormuşsun. Tabii bu beni çok heyecanlandırdı çünkü ben de çok seviyorum. Mesela en sevdiğim Bach. Johann Sebastian Bach. Bach ya. Bach ya. Sebastian. Sebastian orta adı yani Johann Sebastian Bach. Bach. Sebastian Sivaslı demek. Artık. Evet yani genel bir bilgi olarak Roma döneminde Sivas'ın adı Sebastian'mış. Evet. Sebastian da Sebastian'dan gelen demekmiş. Sebastian'ın şimdiki adı ne? Sivas. Sebastian aslında Sivaslı. Sivas'mış. Anladık ya Fikri. Sivas. Nedir bu Sivas sevgisi? Vallahi sıkıldım artık ya. Ay neyini seviyorsun bu kadar? Deniz yok. Yani deniz olan yeri herkes sever. Önemli olan o değil. Önemli olan Sivas'ı sevebilmek. Sivas'ın toprağı çorak. Havası sert, rüzgarlı. Önemli olan orayı sevebiliyor musun? Niye seveyim ben böyle bir yeri peki? Ben severim. Çünkü olduğu gibi. Değişmesini istemem. Olduğu gibi kabul ederim Sivas'ı. Ha, olduğu gibi yani. Onunla hiç karışmadan öyle seversin yani. Evet, öyle severim. Hmm. Çünkü değişecekse niye seveyim ki? Aa, çok güzel ya. Böyle seviliyor yani ha? Yani, ben severim. Yani Sivas'ı böyle seven beni hayli hayli sever bence Çiçek. Çok güzelmiş bu ya. Yaşasın Sivas. Nasıl oldu mu şimdi yani? Yani oldu ne oldu mu iş? Ya eğer siz de uygun görürseniz bir gün yeter seninle baş başa yemek yemek isterim. Olur ne yiyelim mesela? Kelle kırdırırım sana. Kırdıracağım kelleni. Şaka var şaka. Sen ne arzu edersen. İyi var. Tamam. Valla ben var ya sizden daha çok mutlu oldum şu anda. Oldu mu iş? Valla ben de mutlu oldum. Ne güzel oldu böyle yeter kardeş. Kardeş ne oğlum? Ben çıktığım kadınlara kardeş diyorum da. Öyle mi iyiydi o? Hadi arkadaşlar, ay, yeter, çok teşekkür ediyorum. Beni aramayın. Aslında. Görüşürüz kardeş. Ha? Görüşürüz. Hadi abi. Hadi tamam da yani şey büyük artık şey ama Fikri. Şu gibi kadar da artık kardeş demezsin ya. Şuna bir bak gittim kardeş. Aslan heyecan yaptı. Heyecan... Kardeş lan! Kardeş lan! Çıktım kızlara kardeş derim. Sakın bana kardeşim deme bundan sonra. Kız oğlum şu Sivaslı'nı biraz. Kız bir değiş ya. Her şeyin değişir de Sivaslılığın değişmez Bahadır kardeş. Ah, ben her sabah uyandığımda keşke biraz daha Sivaslı olsam diye uyanırım. Beni anlamanı beklemiyorum Bahadır kardeş.
Çünkü Sivaslı'nın hayalinden en çok Sivaslılar anlar. Anladılar. Efendim, pidelerde sıcak sıcak geldi. Şuraya bak ya. İnsan buna nasıl üzüldenmesin ya? Oğlum saçmalama, pide görünce de üzülmez insan al. Fikri, Allah aşkına terapim bağlıyorsun, ne yapıyorsan kendine gel. Kendine geldiğinde beni ara abi, tamam mı? Ne olur ya. Allah aşkına ya. Abi sevdiği kadar kardeşlenmiş. Abi ne oldu, bir problem mi var? Var, evet. Benim acilen Sivas'a gitmem lazım. Orada bir Sivas köfte yiyeceğim önce. Ondan sonra bizim Çerkez'in yerinde bir kahve içerim. Sonra o istasyonda giderim, bir çekirdek alırım, bir dolanırım. Ancak kendime gelirim. Ben şu hesabı ödeyeyim. Şunu da ver bana. Hadi görüşürüz kardeş. E abim bunu da alsaydın, biz bunu spor olsun diye mi yazdık? Neyse, ben gideyim içeride bir Sivas yazdırayım. Muhakkak bir Sivaslı daha gelir alır. Ben bir hafta öncesinde role girerim. Arkada durduğum bütün filmler ödül almıştır. Tuğaç, neredesin lan ki ya? Bekliyorum burada arkadaşlar. Pardon, tanışıyor muyuz? Hadi oradan. Ne oldu ha? Özlerim ikliminizi mi değiştirdi? Bir tane iş adamı arkadaşım var, Engin Bey. Şu arkada Şahin'de otel var. 3 yıldız. Seren ayağım, size layık değil ama. Buyurun. 5 otel. Ben mi sizden etkilendim? Hadi oradan. Ateş barut, ateş barut, bum bum. Fena kuruldum sana bak. Demagojilendim, demagojilendim, demagojilendim. Hepiniz aynısınız. Sadece size kanalize olayım istiyorsunuz. Ben mecbur muyum ya? Tamam, gel. Nasıl? Bak böyle. Fatma, nedir ya? Şimdi sana bir teklifim var. Pansiyon falansa otelden aşağısına gelmem ben. Var mı ben çok enteresan bir şeyden etkilenirim diyen bir hanımefendi? Şurada bir hanımefendi var. Eller çok önemli. Hani iri eller, parmaklar, temiz, güzel tırnaklar. Bunun yanında inci gibi dişler. Beni çok etkileyen ve aynı zamanda geniş omuzlar. Anlattıkça iştahınız kabarıyor. Beyefendiye de bakıyor. Evet. Bu işte, bu. Evet. Özellikle eller niye? Ellerin büyük olması mı gerekiyor? Ya güzel geliyor, hoş görünüyor yani. Erkeklerde böyle küçük eller, bilmiyorum, güvensizlik hissi veriyor bana. Eli küçük olana çok da güvenilmez mi diyorsun? Yani zayıf karakter gibi geliyor bana. Yani bu bir gerçek değil, genelleme de değil tabii ki de. Benim hissiyatım o yönde yani, tercihim. Geniş omuzlar neyi temsil ediyor sizde? İri yarı güçlü, hoşuma gidiyor. Bir de neyin geniş omuz? Bence bu kadar. Efendim? Eller, geniş omuz, bir şey daha vardı. Dişler, temizlik ve yani görüntünün de güzelliği yani. Artık her şeyin bir çözümü var yani. Dişlerimiz yamuk olsa da düzeltebiliyoruz siz onları. Beyefendi mesela haftada bir kontrol ediyor musunuz? Dişlerden kontrolü. Yani kişisel olarak kontrol etmiyorum da biraz temizlik sorunumuz var tabii. Yani... Yani ülke olarak, ülke olarak. Yani ev açısından bıktırıyorum. Ha, siz çok titizsiniz. Evet, maalesef. Yani bunu gerçekten kötü bir özellik olarak söyleyebilirim. Ne yazık ki. Beyefendiyle konuşalım bunu. Tabii ki. Şu omuzları, elleri bir görelim. Beklenti yükseltti ama görüntü bu. Yok ya, abi. Evet, çok mu titizlik var? Hastalık derecesinde mi o? Evimizde temizlik biraz fazla. Mesela ne yapmanız yasak? Ne yaparsanız olaylar oluyor. Kuru yemiş falan evde yiyemezsiniz. Kabuklu kuru yemiş. Evde falan yemezsiniz. Ya da kabuğunu da yutacağım. Dışarıda ye, öyle gel. Öyle mi diyor? Ne zamandır evlisiniz? 2 yıldır. Nasıl geçti o 2 yıl sizin için? Çok temiz. Uzun uzun mu? Hemen bir çırpıda mı geçti? Bir çırpıda. Evet, mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin, sağ olun. Şimdi...
İsyan zengimiz var, bu arabanın sahibi. Araba arıza yapıyor ve yardım etmek isteyen arkadaşlarımız var. Bakalım olaylar nasıl gelişecek, izleyelim efendim. İyi akşamlar Feride Hanım, yarın görüşürüz. İyi akşamlar İbrahim Bey. Buyurun. Arabadan anlar mısınız? Arabada anlar mıyım aşk olsun? Arılar bal yapar mı? Yani. Tabii ki arabadan anlar. Ya biz erkekler araba, futbol, bunlar bizim genetik olarak yazılımımızda var. Kendiliğinden bunlar bize yükleniyor yani. Tabii. Ne oldu? Arıza mı yaptı haylaz? Ya evet, ben de araba tamirinden hiç anlamıyorum. Yani rica etsem bir bakar mısınız, bu saatte servisle uğraşmayayım. Aa, servise ne gerek var? Ben buradayım. Benim arabam daha usta yüzü görmedi Feride Hanım. Ya. Ya bir kaputu açın bakalım. Tamam. Şeydir, akünün kutup başı gevşemiştir. Onu sıkarız olur biter. Tamam. Nereden açılıyordu sol? Orada bir mandal olacak sol altta. Tamam. Açıldı mı? Tamam. Bakalım şimdi. Evet. Tamam. Tamamdır Feride Hanım. Hadi iyi yolculuklar. Yalnız olmadı bu. Olmadı. Niye olmadı? Bir daha bir aç, bir daha bir aç. Açtım. Tamam. Ay size de zahmet oluyor. Ama iyi ki arabadan anlayan birini gördüm. gördün de... Kutup başı sıkmak bendeki tek bilgiydi. Bendeki tamir bilgisi bitti şu an. Bir şey mi dediniz İbrahim Bey? Aküde değil de. Şu bujilere bir bakayım ben. Ben bir bujilere, bujilerdendir. Bakın akü, istediğiniz başı... yere bakın. Ben hiç anlamıyorum. Buyurun, buyurun. Ben çok anlıyorum. Sanki buji neydi lan? Buji. Ya bunların üzerine ne olduğunu küçük küçük yazsanız ölürsünüz sanki. Yazın burada aküde, bujide. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kutup başı sıkınca oluyordu bu ya. Niye olmuyor? Niye olmadı? Şey İbrahim Bey, eğer olmuyorsa ben plazadan anlayan biriyle görüşeyim, gelsinler. Hayır, hiç gerek yok. Şimdi bakıyorum, hallederim. İki dakikaya verin bana. Yok. Tamam. Eyvah. Ne yapacağım ben? Plazada adım çıkarsa, arabadan anlamayan adam diye adım çıkarsa rezil olurum. Çok dalga geçerler bende. Makyaj videosu gönderirler sürekli bana. video. Lan video tabii ya. Video. Araba nasıl tamir edilir? 8.9 milyon sonuç mu? Zaman kazanmam lazım. Bir marşa basar mısınız? Tabii. Yok, olmadı. Sorun yok. Ben ihtimalleri azaltıyorum. Ben de. Kolay gelsin. Sorun ne? Vallahi bilmiyoruz, çalışmıyor. Arkadaşım ilgileniyor ama daha sonra çözemedi sanırım. Ben şimdi hallederim. Gerçekten tamir edebilir misiniz? Balıklar yüzebilir mi? Benim arabam bugüne kadar usta yüzü görmedi. Siz şimdi direksiyona geçin. Lütfen geçer misiniz direksiyona? Tabii. Ben marşa basın deyince marşa basın. Tamam mı? Tamam. Dostum çekilir misin şuradan? Şunu tutar mısın? Kutup başı gevşemiştir. Kutup başını sıktım ben yalnız. Hadi ya. Ne oldu? Kutup başı sıkmak dışında araba tamiriyle ilgili bir bilginiz yok sanırım. Yok. Ne alakası var? Var. Bence senin yok. Olsaydı yapmıştın bunu, değil mi? Bujilerine baktın mı? Bujilerine tabii ki baktım. Bujiler gayet buji duruyor orada. Sen trigger kayışına bak o zaman. Trigger kayışına. Baktım trigger kayışına. Kayış. Ne var? İyi. Belki de antifrizi oksitlenmiştir. Antifriz, oksit denen bir şey mi? Değil mi? Ne sen söyle. Sen söyle. Sen de antifriz dedin. Çok biliyorsun ya. Bak o zaman sen biliyorsun. Bağırıp dedin size bak. Ne? Oluyor mu? Oluyor. Tamam ben hallediyorum şimdi. Uzaklaşır mısın biraz? Olur. Hayret bir şey. Gayet güzel. Basalım marşa. Güzel, bir daha basalım. Evet, basalım.
Bir daha basalım. Basalım bir daha. Zaman kazanmaya çalışıyorsun. Alakası yok. Hadi canım. Arabayı dinliyorum şu anda. Bu şeyden ya. Neyden ya? Alır mısın çantanı? Ver. Şey olmuyorsa ben bir servis çağırırım. Hayır, hayır, hayır. Ben hallediyorum. Hallediyorum. Bir saniye, ben hallediyorum. Hayırdır, pardon, bir problem mi var? Ay evet, arabadan anlıyor musunuz? Kuşlar uçabiliyor mu? He? Benim arabam bugüne kadar... Usta yüzü görmedi, değil mi? Evet. Arkadaşlar da aynı şeyi söylediler ama galiba durum biraz karmaşık çünkü hala çözemediler. Aşk olsun. Aşk olsun. Tamam, tamam. Hiç telaş etmeyin. Ben hemen hallediyorum. Pardon, bir açılabilir miyiz? Şöyle bir açılabilir miyiz? Ha, şöyle bir açılalım. Kutup başı gevşemiştir. Yalnız biz baktık kutup başına. Ve de düzelmedi, öyle mi? Düzelmedi yani. Hı hı. Ha? Tamam. Şuna bakalım. Evet, şey. Kaç model bu araba? 2021. Ha, işte 2021 modeller hep yapıyor böyle ya. Kaç kilometre bu? 30 bin falan sanırım. 30 bin falan olanlar mutlaka yapıyor bunu ya. Evet. Kaç motor bu? Yani 1.4 mü, 1.2 mi? Hayır, onu bilmiyorum. İşte onu bilseydin çözerdim. Ruhsatta yazıyordur, bir saniye. Heh. 1.4 mü? İşte 1.2 olsa çözerdim. Aa, yok 1.2'ymiş, yanlış görmüşüm. O zaman çözeceğim. O zaman hanımefendi, siz şey yapmayın, dikelmeyin burada. Arabanın içine girin. Ben 1-2-3 marşa basın şimdi deyince başlayın, tamam mı? Hadi, inşallah olsun. İnşallah, tabii ki. İnşallah, inşallah. Buyurun. Evet. 1-2-3 şimdi. Evet, bir daha yapalım. 1-2-3 şimdi. Bir daha, bir daha deneyelim. 1-2-3 şimdi. Ay. Çok enteresan oluyor. Abi sen hakikaten arabayı titreterek çalıştırabileceğine mi inandın? Ben sizin tamiratınızı bozduysam buyurun siz yapın. Yok, geç abi. Öyle iddialı geldi. Buyurun, hayır. Hayır. Takım elbiseyle bu kadar düşünüyorum. Lütfen tartışmayalım, lütfen. Belli ki karmaşık bir şey var. Ben servis çağırdım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben şimdi çözüyorum. Ben bakıyorum şu hiç gerek. Duymamış olayım yani. Dostum. Dur. Kedi kuşu gibi gömdüler kafalarını kaputa. Aa, Feride. Hayırdır hayatım, araban mı bozuldu? Ya sorma, kaldım otoparkta. Ay sen hiç merak etme, İsmail hemen anneder onu, merak etme. Değil mi aşkım? Atlar koşabilir mi? İzninle takım çantamı alayım hayatım. Hadi hayatım. Hayatım sen hiç merak etmiyorsun bak, İsmail çok iyidir bu konuda. Sana şöyle söyleyeyim, her zaman bizim arabanın bagajında onun takım çantası olur, hallediverir hemen. Hiç merak etme. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bizim araba usta yüzü görmedi. Vallahi kimsenin arabası usta yüzü görmemiş. Bu kadar usta ne iş yapıyor acaba? Bak şu gelişe bak, bak. Sek erkek be. Bak, bak. Bakar mısın? Duble erkek, duble. Ay, maşallah. Beyler bir açılın. Biz kutup başını sıktık yalnız. Hayatım arkadaşlar bakıyormuş ya. Saçmalama İsmail. Arkadaşlar bakmış anlamamışlar belli ki. Sen bunu yapabilirsin bence aşkım. Lütfen yapabilirsin değil mi bir tanem? Ya tabii ki yaparım da şimdi arkadaşlara ayıp olmaz. Ya biz tam çözüyorduk aslında ama hani hevesiniz kursağınızda kalmasın. Buyurun, buyurun. Yapın ya. Yok, tam çözüyorsanız aslında ben şey yapmayayım size. Yap, yap. Yok, yok. Yapan sen ol. Tabii. Hı? Biter ki iş çözüyorsun. O kadar da alet çantası almışsın. İşin çözüyorsun. Hevesini al yani. Hadi. Yani.
Hanımlar siz de burada dikelmeyin. Beyefendi çözecek zaten. Hanımlar içeri buyurun, geçin. Biz oturalım o zaman. İsmail, beni rezil etmek, gebertirim seni. Hallederim ben ya. O zaman siz geçin. Ben halledeyim. Ne yapıyorsun sen? Ya bakıyorsunuz ama ya. Ya sen bir şey yapıyorsun. Sen evdeki alete sağa sola sürtüp ses çıkarıyorsun. Ama niye bakıyorsunuz ya? Pisuar gerginliği yaratmayın üzerimde ya. Tamam, okey. Bakmıyoruz sana. Tamam, tamam yap. Hadi, hadi yap, tamam, hadi yap, tamam. İsmail, oluyor değil mi bak? Oluyor, oluyor. Hadi. Oluyor ya. Beni bekliyorsun burada yani. Siz geçin ama, rica ediyorum. Tamam. Dermeyin beni. Dur, 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 dur. Adam dua ediyor. İman gücüyle çalıştıracak arabayı. Bir marşa basın. Çalıştıramadı. Niye böyle oldu ya? Ya oysa benim arabam daha hiç usta yüzü görmedi, biliyor musunuz? Ha. Ya şey, senin araba hangi otosanayideki ustanın yüzünü görmedi? Hani belki yine bileyim. Belki bir iletişim. Bostancı Otosanayi'deki ustayı görmedi benim araba. Onun yüzünü hiç görmedi. Benim arabanın yüzünü görmediği usta da Bostancı Sanayi. Öyle mi? Acaba diyorum, yüzünü görmediğimiz ustayı bir arasak mı? Ha bak şimdi. Benim ustam benim arabamı daha geçen hafta görmedi. O yüzden en son benim arabamı görmediği için ben arayayım diyorum. Ara. Tamam. Sen ara, ara, ara. Sen ara. Ara. Hayır, kutup başında mı olsa da çözmüştü. Çözmüştü. Bitmişti de ama işte değil. Ha tamam. Tamam ustacığım, peki. Ne dedi? Ne dedi doktor? Usta ne dedi? Kutup başına bak, olmadı buraya getir beni. Dostlar, çökün, çökün. Bakın, belli ki hiçbirimiz arabadan anlamıyoruz. Tamam, saçmalama, kendine gel ya. Çok zor. Tamam, hiçbirimiz anlamıyoruz ya. Dua et. Ya doğru. İçimizden biri anlıyor olsaydı, hepimiz rezil olurduk. Aynen, aynen. O yüzden... Diyorum ki, şimdi biz arabadan anlamıyoruz deyip olaysız dağılalım. Ne? Hayır, hayır, hayır. Hayatta ben karıma nasıl açıklarım? Karım beni öyle bir yere koymuş ki gözünde. Ben o gözden düşemem. Haklı, haklı. Ayrıca biz plaza insanıyız. Abi sen dahil, plazada çalışıyorsun. Adımız bir çıkarsa arabadan anlamayan erkek diye rezil oluruz. Uzaktan görenler bize hi Barbie derler. Biz de onlara hi Ken demek zorunda kalırız. Ben üniformalıyım ya, her türlü tamirat, tadilatı yapabileceğime dair bir inanç var. Meslek güzeli gibi tamam. Aynen öyle. Ben bu inançla şey yapamam insanların, inancını yere şey yapamam. Tamam, doğru. Arabadan anlamak gerçekten erkek değil, özlük, mangal yapmak, araba kullanmak, evet. Arabadan anlamak bunlar çok önemli şeyler. Bunları yapamazsan seninle takip geçerler, sempati duyarlar. Aman Allah, hor görürüm. Kısa kısa ne konuşuyorsunuz siz burada İsmail? Şimdiye kadar halletmem gerekmiyor muydu? Anlamadım yani. Her zaman daralıyor İsmail. Hallediyoruz hayatım ya, hallediyoruz. Hallediyoruz da üslubu yok. Üslubu yok. Üslubu olsaydı ben şimdiye çözerdim. Üslubu mü? Üslubu. Üslubu söylesenize, var torpidoda. Ha. Ben almıştım yıllar önce. Öyle duruyor, bilmiyorum ne işe yarıyor. Getireyim hemen. Tabii tabii, o zaman onu getireyim. Var mı? Ya. Üslubu var mı? Varmış ya. Çözeriz o zaman. Üslubu varmış şimdi ya. Çözüyor değil mi hayatım? Ya adam zaten üslubu yok diye şey yapamadı. Üslubu ne lan? Ne bileyim ben. Hiç bilmiyorum. Küçükken bir kere babam arabada üslubu yok demişti. Oradan aklımda kal. Bak üslubu, sen biliyor musun nedir üslubu? Üslubu oğlum, Makedonya'nın başkenti değil mi üslubu? Üslubu. Yok yok. Torpidodan getireceğim dedi. Torpidoya sığan herhangi bir şey herhalde. Hah, işte bu. Ha. Üslubu. Ay çok sağ ol ya. Şimdi hallederiz ya. Hadi. Çok teşekkür ederim. Siz geçin içeri, geçin. Bu mu? Geçin. Bir dakika, gitmedi kadın daha. Bekle çaktı. Bu ne lan, pişmaniye gibi? İşte altı üslubu. Ne yapacağız lan bunu? Arkadaşlar bir kere istedik, mecbur kullanacağız. Bir yerlere sıkıştırın. Herkes arabaya mı tepeyim? Tabii sen sağa sola sıkmıştın. Sağa sola mı? Yayın, yayın. İyice yayın.
Sıkıştırdı. Tamam. Ya diyorum ki hani çalıştığımızı göstermek için böyle araba yağını oramıza buramıza mı sürsün? Ha, çok iyi fikir. Vallahi yapalım. Emek vermiş hissi geçti. Aynen. Aynen. Emek vermiş gibi olur. Bana da sürsene azıcık. Gel bakayım. Gel ben de sana süreyim. İşte gel. Gel. Sen komando gibi oldun. Rüştü gibi, rüştü gibi. Ha, vallahi rüştü. Rüştü resmen gibi, haleci rüştü gibi oldum vallahi evet. Gel. Ha. Güzel oldun. Ay dur, dur. Bekle. Ay pardon. Şuraya. Şuraya. Güzel oldu ya. Aa, biri geldi. Arabamız bozuldu. Bir şuna bir bakalım. Biz. Ay evet Mehtapçığım. Arkadaşların tamir etmesini bekliyoruz. Aa, yani ben bir bakayım çünkü benim araba... Sakın, ne olur. Usta yüzü görmedi deme. Ay yok canım, aldığımdan beri benim araba servisten, ustadan çıkmadı yani. Ben de öyle gele gide bir şeyler öğrendim. Belki anlarım ama... ben bir bakabilir miyim acaba? Ne? Bakabilir miyim? Şeytanım. Yaşar. Sabırla bursa. Yaşar. Yapabileceksin. Ya Feride'cim, bir marşa basar mısın? Tabii canım. Aa, İsmail! Şu an kesin sorun yapmayın, bir daha bırakın. Nasıl oldu bu, nasıl çalıştı bacım? Kutup başı gevşemiş, kutup başı nasıl? Ne? Ya oğlum, kutup başı gittik ya. Kutup başı, hepsini tek tek. Biz, ben de var, hepimiz tek tek geldik şurada. Tek tek. Kutup başını şöyle sıktık, evet. Arkadaşlar, kutup başı orası değil ki, kutup başı burası. Kutup başı bu muymuş? İşte üzerlerine yazmıyorlar neyin ne olduğunu. Evet. Keşke yazsalar. Ben bir hafta öncesinde role girerim. Arkada durduğum bütün filmler ödül almıştır. Dolaş, neredesin lan ki ya? Bekliyorum burada arkadaşlar. Pardon, tanışıyor muyuz? Hadi oradan. Ne oldu? Ha? Gözlerim ikliminizi mi değiştirdi? Bir tane iş adamı arkadaşım var, Engin Bey. Şu arkada Şahende Otel var. 3 yıldız. Serena Hanım, size layık değil ama. Buyurun. 5 otel. Ben mi sizden etkilendim? Hadi oradan. Ateş barut, ateş barut, bum bum. Fena kuruldum sana bak. Demagojilendim, demagojilendim, demagojilendim. Hepiniz aynısınız. Sadece size kanalize olayım istiyorsunuz. Ben meşhur muyum ya? Tamam, gel. Nasıl? Bak böyle. Ana, Fatma nedir ya? Şimdi sana bir teklifim var. Pansiyon falansa otelden aşağısına gelmem ben. Şimdi biz bir sınıfa konuk olacağız. Sınıfın öğretmeni tanıdığımız biri. Bakalım kimmiş? Nasıl ders verecekmiş, bu ortamda nasıl olacakmış bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Ya arkadaşlar bir şey soracağım ya. Sizce bu kolej bize üniversite kazandırabilecek mi? Ne diyorsunuz? Yani tanıtımlarında çok iddialılardı. Böyle bir eğitimcilik anlayışı hiçbir yerde yok falan diyorlardı. Yalnız diğer kolejlere göre fiyatı da bayağı düşük ya. Vallahi arkadaşlar. Bu okulun fiyatı bayağı düşük. Evet işte bu durum sizi de kıllandırmıyor mu arkadaşlar? Abi niye kıllandırsın ya? Yani yeni bir kolej sonuçta. Yeni öğrenciler kazanmak istiyordur belki. Niye böyle düşünmüyorsunuz ya? Belki. Ya tamam öyle abi de yani... Yaralı koleji diye kolej mi olur ya? Aynen abi. Yani adı yaralı olan bir kolejin eğitmeni nasıl olacak ki? Ha ha ha!
çeke çeke. Vallahi böyle zayıfladı biliyor musun? Çık. Çıkıyorum. Allah Allah, bu nedir ya? Ver bana. Başıma belaları. Okul açtım ben burada, okul. Açtın mı? Yani lahmacuncudan sonra okul mu açtınız? Evet. Okul açtım. Bana okul açamazsın dediler. Beni ve benileri aşağıladılar. Dediler eğitim meğitim senin neyine? Sen okul okumamışsın dediler. Bu bina deprem yönetmeliğine uygun değil dediler. Apartmandan okul mu olur dediler. Ama ben yılmadım. Ne ettim? Önlem gittim al. Torpil buldum, açtırdım okulu. Evet çocuklar, hadi bakalım. Bugün ilk gününüz, o yüzden okul olarak size silgi hediye ediyoruz. Okulumuzun silgileri. Alın öyle. Hocam arkayı da sar mısınız? Hayır. Hocam arkaları da biraz. Al bakalım kız. Al kız. Al kız. Evet oğlum nedir? Hocam tek tek verseniz böyle kapışmasak. Tabii oğlum. Tabii. Silgiyi niye kapışasın? Bizim zamanımızda silgi mi vardı oğlum? Alın öyle. Alın. Ver abi. Evet. Silgilerimizi de dağıttık. Dersimize başlayabiliriz. Nasıl yani hocam? Dersi de mi siz anlatacaksınız? Bak bu da bir var ha. Derse sen mi gireceksin? Efendim okul açtın, öğretmenlik mi yapacaksın? Evet yapacağım. Ben her şeyi biliyorum. O yüzden de öğretmenlik de yapamaz mıyım? Yani pedagojik formasyonunuz olmadığı için... Ya kızım bırak gojik mojik, dekoti çikoti, ıtırı pıtırı. Allah Allah. Ben şimdi size soruları son derece hızlı ve çabuk bir şekilde, aklınızda olmayan bir şekilde çözmenizi sağlayacağım. Aklımızda olmadan nasıl sağlayacaksınız hocam? Güzel soru. Mantıken. Mantıken. Evet. Ha, o eksik. Ha, tamam şimdi anladım hocam. Evet. Şimdi anladım. Mantıken. Ben ne yapıyorum? Bütün soruların cevaplarını mantıken yöntemiyle hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Evladım, çözüyorum. Evet, hadi bakalım örnek. Mesela örneğin hani yani. Vallahi bir soru sorun. Madem öyle ben bir deneme yapıyorum. Hocam ben bir soru soracaktım. Orta Çağ Avrupa'sında skolastik düşünce var mı? Lan terbiyesiz! Nasıl konuşuyorsun öyle skolastik mukolastik? Bayan öğrenci var burada. Hocam ne dedim ki? Avrupa'da yani Avrupa Orta Çağ'sında skolastik düşünce var mıdır dedim. Evet. Nereye düşüyoruz skolastik düşünce? Senin azgın zihnine düşüyor. Terbiyesiz. Böyle bir soru yok. Unut. Başka. Ben bu cevabın üstüne sorumu sormuyorum. Çünkü Göte hakkında soracağım. Terbiyesiz. Oğlum size hiç eğitim vermediler mi? Ben bile söyleyemiyorum. Ben utanıyorum ya. Eğitim insanların içinde nasıl konuşacağını bilmektir. Bitti. Stop. Ya hocam ne dedi ki arkadaşlar? Felsefecilerden bahsettiler. Kızım bana felsefe yapma. Ben felsefeyi sevmiyorum. Efendim o öyle olsun muymuş? Yok öyle olmadı böyle mi olsunmuş? Ya sen kimsin? Bana nasıl yapacağımı söylüyorsun. Felsefecilerden uzak durun çocuklar. Sevmiyorum. Bitti. İyi de hocam sınavda soruyorlar. Kızım şimdi de felsefe yapıyorsun. Farkında mısın? İstemiyorum. Bizim için önemli olan bu. Mantıken. Evet. Dinliyorum. Hocam ben biyoloji soracağım ama... Biyoloji benim hayatımın kendisidir. Sor. Hayvansal bir hücrede hangi üreme yöntemleri ortaktır? Nedir? A. Sporla üreme. B. Mayoz üreme. C. Eşeysiz üreme. D. Eşeyli üreme. Cevap eşeyli üreme. Neden eşeyli üreme? Oğlum eşey olmadan nasıl üreyeceksin?
Oğlum hasta mısın? Ha? Mantıken diyorum. Sorunun içinde zaten cevabı vardır. Şeyli üreme. Hocam peki ben burada bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Acaba sporla üreme olabilir mi? Nedir? Sporla üreme olabilir. Biraz öyle. Sporla üreme. Ya sen deli misin? Niye hocam? Hayvan ne yapacak? Üremek için body'ye mi yazılacak sporla öğrensin? Anladım hocam. Öldürdü beni. Namussuz. Evet. Hocam ben de biyoloji deyince fotosentezi anlamıyorum. Fotosentez nedir? Ha bak. Fotosentez. Şimdi kimisi vardır kızım. Fotoyu tez çeker. Bazısı vardır yavaş çeker. Şimdi sen mesela fotoyu tez çekersin, ben yavaş çekerim. Olur orada bir sıkıntı, problem. Anlıyor musun? O yüzden de sen fotoyu tez çekiyorsan fotosentez olur. Ben fotoyu tez çekiyorum, fotobentez olur. Budur yani. Mantıken. Benim kafam yandı şu anda. Evet kızım, kafa yanar. Biyoloji böyledir. Kafayı yakar. O yüzden de biyolojide ne vardır? Stop yazma. Yani nedir? Kafan mı yandı? İyice böyle bir ruhun gitti mi? Ne oluyor? Stop yazma. Stop, dur, dinlen, düşün, öyle yaz. Stop yazmadır hocam o da. Nedir? Ama yalnız stop yazma. Evet. Yani siz stop yazmayı bildiğinize göre... bitki hücresiyle hayvan hücresi arasındaki farkı da biliyorsunuzdur diye bir umutlandım ben şu bitki anda. Bitki hücresiyle hayvan hücresi arasındaki fark önemlidir, yazın. Yazalım hocam. Hayvan hücresi... Hayvan hücresi hayvandan gelir. Bitki hücresi bitkidir. Yani budur. Evet. Başka? Hocam, yalnız biz bunları böyle öğrenmedik. Öyle mi? Sana nasıl öğrettilerse o öğretenlerin özel uçağı var mı oğlum? Yok. Benim var. Benim var. O yüzden de kimden öğreneceğini, kimi dinleyeceğini iyi seç evladım. Tamam? Ama hocam bilgiyi hiçbir zaman parayla satın alamazsınız. Öyle mi diyorsun oğlum? Bu kitap kaç para? 300 lira. 300. Ben sana 1000 vereyim. Olur. İşte gördün. Senin fikrini çürüttüm. Mantıken. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben hocayı söyledim. Hocam gerçekten bana inanın böyle bir hayat dersi verdin. Evet. Bir sorum vardı. Onu sorabilir miyim kitaptan size? Hocam, canlı dokularını oluşturan, tüm yaşamın temel taşı olan atom aşağıdakilerden hangisidir? Karbon, hidrojen, oksijen, potasyum. Cevap ne hocam? Cevap anadır, ana. Bütün canlıların dokusunu oluşturan anadır. Senin dokularını hep anan oluşturur. Bir hayvanın da anasıdır. Ve analar unutmayın ki eli öpülesi insanlardır. Yani o hayvanın canlı dokusu da anadır. Seninki de benimki de anamı özledim ha. Oluşturan analardır. Oğlum yazıyor musun bir de? Yazıyorum oğlum, adam ne söylüyor? Siz diyorum analardır. Yazdım hocam. Evet, başka? Hocam madem mantık konusunda iyisiniz, benim de bir sorum var burada. İşte bak, mantık benim hayatım biliyorsun. Sor. Benim eşimin kaynanası, senin kaynananın annesi ise bana ne dersin? Bir daha söyle. Benim eşimin kaynanası, senin kaynananın annesi ise bana ne dersin? Ben de para yok derim. Neden hocam? Oğlum anası, dayısı, dedesi, bu uzak akrabalar geldi mi kesin para istiyordur. O yüzden ben de para yok diyeceksin. Alın size bir hayat dersi. Ama hocam cevaplarda ben de para yok yok. Ah. Fikret Efendi. Bazı sorular bazı testlerde olmaz. Bu da size hayat testi. Başka? Yani hocam demin söylediğiniz şey böyle... Platon'un mağara alegorisindeki gibi bir yanılsamadan mı bahsediyoruz? Ne yanılsaması kızım? Kızım ben mağarada doğdum, yanılsama falan görmedim. Eğer orada olsa ben görürdüm zaten yanılsamayı. Ne yanılsaması? Orada sadece şey vardı, rutubet. Sabah bir kalkıyordum,
benim bakanım kankaş olmuş. Of. Evet. Bence bayağı ilerledik. Ne diyorsunuz? Hocam ilerledik mi sizce ya gerçekten? E tabii oğlum yani mantık, biyoloji, he, felsefe. Hepsini yaptık. Başka? Matematik. Matematik güzel. Sor kızım. Sor çiçek. Sorayım. Boyutları 120 metre. Dur. Evet söyle. Boyutları 120 metre ve 180 metre olan dikdörtgen biçimindeki köyün arsası eş karalamlı kareler biçiminde parsellenecektir. Buna göre o köyde en az kaç parsel oluşur? Evet. Üç. Benim güzel köyüm. Ah benim köyüm ah. Ay. Aman benim köyümü santim santim sattılar. Hocam yalnız santim santim değil o, metre metre. Aman benim köyümü santim santim sattılar. Parsel parsel sattılar. Acem bu kimin oyunu? Muhtar saçımda istiyor oyumu. Ay benim köyüm, canım köyüm. Yani hocam cevap kaç? Ben ne diyorsun sen? Hala cevap diyor. Ya benim köyüm diyorum, benim köyümü satmışlar, yok etmişler, ele geçirmişler köyümü diyorsa sen çok kaç. Ben bunu çözemez miyim zannediyorsun? Ha? Biz asbaküslü öğrenmedik matematiği. Evet. Biz koyun sayarak öğrendik. İstersen ben bunu çözerim. Ben 5 yaşında, unutma. 5 yaşında yalın ayak trenlerde su satıyordum. Bu soru da değil, sorun da değil. Başka bir şey sorun bana. O zaman benim çözemediğim bir işçi problemi vardı. Onu bakabilir misiniz? Evladım işçinin problemini kim çözmüş ki ben çözeyim? Hocam, evet. Şöyle, 5 işçinin 15 günde yaptığı bir işi 3 işçi kaç günde yapar? Yapamaz. Oğlum 5 kişinin işini 3 kişi nasıl yapsın? 2 kişiyi de işten attın. O evine ekmek nasıl götürecek? Para nasıl götürecek? Yemek nasıl yapacak? Diyelim ki yaptı. 3 kişi nasıl çalışsın? Oğlum ben bu soruyu tanımıyorum. Ve ben bu işçinin sorunu için herkese protesto ediyorum. Bravo. Protesto mu ediyorsunuz? Evet, protesto ediyorum. Nasıl protestosun ya? Evet. Benimle ne alakası var? Soru mu? Sus! Evet, acayip kaza geldim. Başka sorusu olan var mı? Hocam, bende de bir para problemim var. Oğlum, para problemi herkesin problemi. Evet, benim çok param var ama benim de parayla problemim var. Evet, söyle. Hocam Ali'nin kumbarasında 3 tane 10 lira, 4 tane 5 lira, 7 tane 1 lira vardı. Vallahi güzel biriktirmiş. Ali 30 lira daha biriktirirse flüt alabilecektir. Ha. Bu durumda flüt kaç paradır hocam? Kaç para olan bir flüt? Kaç para? Kaç para bir flüt? Bu Ali neden flütünü alamıyor? Cevap ver bana, neden alamıyor? O kadar da para biriktirmiş. Ver bir flütü gitsin, mutlu olsun çocuk. Bu nasıl bir adalet? Verin ya, insanlık öldü mü çocuklar? Kaç para bir flüt? Hocam, ya özür dilerim soru için ama ben... Hayır, onu demiyorum. Oğlum, kaç para flüt? Neden bilmiyorum hocam? Oğlum, al şunu. Ali'ye ver. Gitsin kendine bir sürü flüt alsın, mahalleye de dağıtsın. Ben veririm hocam. Evet, bu sorunu da çözdük. Başka var mı? Hocam, bir şey daha soracağım. Evet. Acaba sizde İngilizce var mı? English? Yes. Of course me. What is the me? Asking the me questions me. Hocam bir daha tekrar. Asking the me questions me. Sor diyorsun. Ben soruyorum. Evet. Mesela bir turiste denk geldik. Okay. Ve bize dedi ki, how can I go to Sultanahmet? Şimdi biz ona İngilizce nasıl tarif ederiz? Evet. Dinle. Mısır Tur. Sultanahmet. Bu dünyanın her yerinde aynıdır ha. Unutmayın. Sultanahmet. Bitti. Sultanahmet. You. Go, 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 stop.
Sola tün. One, two, three, four adım. Bilemedin, fefo adım. Gülme, terbiyesin. Fayfo adım. Fayfo. Sonra efendim oradan baktım kamera, zoom, stop, gün gidiyor. Cıma jumping. Oradadır. Hocam turist bunu nasıl anlasın ya? Ayrıca cıma jumping ne? Cıma jumping bu da sizin ev ödeviniz. Öğrenin gelin. Ya arkadaşlar bir de yazıyorsunuz ya. Hocam biz turiste Sultanahmet'i buldururuz da kaydımızı nereden sildiriyoruz? Kayıt sildirmek nedir oğlum? Kayıt niye sildiriyorsun? Ayrıca bütün velilerimiz bir yıllık parayı peşin ödedi. Hadi ya. Arkadaşlar o zaman biz başka okula gidemeyiz. Aynen kardeşim, hiçbir yere gidemiyoruz. Aynen burada. Hocam son ne demiştiniz acaba? Jimmy Jumping. Ha, Jimmy Jumping yazdım. Evet çocuklar, gerçekten bugün çok güzel şeyleri hızlandırılmış bir şekilde nedir mantıken hepimiz öğrendik. Geldik en önemli derse, benim uzman profesör doçent olduğum beden dersi. Evet, ben bu konuda tey yazdım biliyor musun? Ne yazdınız? Tey, tey, tey. Kalkın ayağa, kalkın. Herkes kalksın. Değil mi abi? Herkes kalksın. Ne abi? Şöyle dizinin ip gibi. Evet, dizin, dizin, dizin. Oğlum kime diyorum? Evet, dizin. Düz çizgi, düz çizgi, düz çizgi. Come on, evladım. Evet, düz çizgi. Yanaş, omuzları birleştir. Omuzları birleştir. Evet, omuzlar dik. Göğüsler ileride. Kolları uzat. Evet, birleştir elleri. Tut. İndir. One, two, three, four. Ver gelsin. Diye bir şey yoktur efendim. Hiç mi gökyüzüne bakmıyorsunuz? Yıldızlar, ay, güneş. Benim eniştemin VIP minibüsü var. Onun da tavanı böyle komple yıldız. Bunların hepsi prodüksiyon ya. Aman yolunda bile 100 milyar yıldız var. Saydın mı sen? Peki madem uzayda güneş var, niye uzaya karanlık diyorsunuz? Efendim atmosfer yok. Atmosfer yok ne demek ya? Anlamıyorum ya, müzik mi kötü? Uluslararası Uzay İstasyonu. Vallahi sana yazıklar olsun Mesut Bey. Jale Hanım'la konuşuyorsunuz. Ya ben... kardeşim sen kimsin? Asıl sen kimsin ya? Gelgitler hakkında ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? İnsanlık halidir. Hepimizin gelgitleri olabilir yani. Beni uzaylılar kaçırdı. Bir uyandım efendim. Karşımda Messi. Messi'nin uzaylı olduğu belliydi. Bu dünya olsun. Bunlar da insanlar. Döndüğünde ne oluyor? Mars'tan dünyamıza yollanan fotoğraflar değil mi? Bir tabii, evet. Evet, burası Sivas. Bizim köy burası. Ha, bu da önünde çekildiği fotoğraf. Başarısız bir tanışma hikayesi olan var mı aramızda? Yani hani böyle birinden hoşlanırsınız, tanışırsınız ama beklediğiniz gibi çıkmaz. Beyefendi var. Benim ismim Ömer. Ömer. Evet. Şimdi dediniz ya, hiç tanıştığınız ama memnun kalmadınız birisi oldu mu? Benim tam tersi diyelim. Eşimle tanıştığımız zaman ben bu kadar ileri gideceğini... Bir dakika. Emin misiniz bu konuya çıkacağımızdan bak? Yok yok, iyi yere bağlayacağım. Ha iyi, tamam. İyi yere bağlayacağım. Eşimle tanıştığımda ben bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Sonra ya konuşa konuşa, anlaşa anlaşa aynı kulvarda düşündüğümüzü fark ettim. Ve ben gençlere en azından bunu tavsiye edebilirim. Eğer evlenmek istiyorsanız güzel biriyle, yakışıklı biriyle değil de her şeyi konuşabileceğiniz biriyle evlenin. Çünkü... Yok yani şey, güzellik ikinci planda kalsın gibi. Ya Ömer Bey, ben dedim ki bak buraya girersen asla sağ salim çıkamazsın. Yani tabii ki güzellik de olacak. Tabii ki. Tabii ki dış görünüş de çok önemli. Ama konuşamıyorsanız ama eşinizle. Ama yetmez yani. Evet, konuşamıyorsanız biraz zul olabilir ileride. Konuşabildiğiniz, dertleşebildiğiniz, akşam eve geldiğiniz zaman gıybet yapabildiğiniz, gıybet mükemmel bir şey. Biz mesela yolculuktayken benim... Hamur açabildiğiniz. Gece uykum geliyor. Yolda trafik saat olmuş 3-4. Diyorum hanım gel. Aç bir gıybet. Gıybet açtığı zaman benim gözler fal taşı gibi açılıyor. Evet. Yeter ki gıybet olsun, dedikodu olsun.
Hele de kardeşiniz, baldığınızla alakalıysa daha tatlı oluyor. O hiç uyku bırakmıyor insanda. Yani gıybet olsun ailemi de gömerim diyorsunuz yani. Hiç acımam. Güzel. Uykum açılsın. Şimdi bu şakalar güzel de tabii bu konuşmanın üzerine yerinize oturacaksınız. O hesap anı gelecek. Uzatıyorum ki ilk güzel bir cümleyle kapatırsınız sohbeti. Ben eşimi ve ailemi çok seviyorum, çok mutluyum. Hiç bulaşmayın diyor. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Her zaman yanlış anlaşıldığını, kesinlikle kendinde bir hata görmeyen, hep yanlış anlaşıldığını düşünen bir arkadaşımız var. Bakalım şimdi nerede olacak, bakalım şimdi nasıl yanlış anlaşılacak. İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Galiba. Ya kusura bakmayın, role girdiğim için beynim her şeyi ignore ediyor. Sizi de komple silmiş buradan, her şeyi silmiş. Kusuruma kalmayın, ne olur lütfen, lütfen. Ha. Siz böyle bir role giriyorsunuz. Evet, ben bir hafta öncesinde role girerim. O adam olur. Ondan sonrasında da o adam gibi yaşar. O adam gibi yemek yer. O adam gibi sevilir. O adam gibi de aşık olur. Anladım. Yani bana arkada durup alışveriş yapan birilerine oynayacaksınız dediler ama sizin başka sahne de var herhalde. Yok yok, aynı sahne de. Şimdi ben size bir şey soracağım. Acaba sizce ben neden bütün setlerde aranan, arkada duran adamım? Hı? Neden? İşte bu yüzden. Arkada duran adamı yaşadığım için. Arkada durduğum bütün filmler ödül almıştı. Gerçekten hepsi böyle. Yani Oscar'a gitse Oscar'a falan da alır. Arkada durduğum, arkadan geçtiğim bütün dizileri reyting rekorları kırmıştır. Buraya da Kıvanç'ın ricası üzerine geldim yani. Çok rica etti Kıvanç. Hiç şaşırma. Tatlı tu, evet kendisi. Ha, yani tabii aile dizisi bu. Kendisi de başrol yani. Aynen şey öyle, aynen başrol, ha. Başrol. Ya aradı dedi ki, paşa dedi. Şimdi yurt dışına satış olacak dizide, kesin gelmen lazım dedi. Ben de şimdi esmer ve Orta Doğu yakışıklısı olduğum için şey yapamıyorlar yani. Ben çok alıştım buna. Neyse, geldi de arkada durman gerek falan dedi yani. Anladım. Siz ne dediniz? Yani Kıvancım dedim. Ben de kırmam onu. Çok tatlı bir çocuk. Bana dedim bir hafta ver. Ben şu role bir gireyim dedim. Ondan sonra kendi metotlarımı kullanmaya başladım. Ha, kendi metodunuz da var. Olmaz mı canım? Şimdi mesela ben bugün misal şeyim, iş adamıyım bir tane. Ha. Bir tane iş adamı arkadaşım var, Engin Bey. Değil mi? Şu arkada Şahin'de otel var. 3 yıldızlı. Çok güzel bir otel. Oranın sahibi kendisi. Otele gittim gözlem yapmaya. Ya bir yatak yapmışlar bak. O yatakta böyle zıpla, hopla. Tek kişi, 2 kişi. Kendini at, vur. Bir tane gıcırtı sesi yok ya. Vallahi bak. Ya at sürüsü sok, izin versin. Atı sok. 4-5 at üstünden geçsin yatağa. Yatakta gıcırtı sesi falan yok yani. Bir gün götüreyim seni, deneyimle yani, gidelim. Ya pardon, biz oyunculuktan, gözlemden otele nasıl geldik? Anladım Gülsün, anladım. Oyunculuk kolay, cimcime. Bir tane arkadaşım var, çok samimi bir dostum. Sanat merkezi var, Dadaş Sanat Merkezi. Hemen aşağıda, ileride. Bak, ileri seviye oyunculuk eğitim veriyorlar. Yemin ederim bak, anlamazsın bile. Sen de bak, yeni bir Farah, Zeynep, Abdullah yaratılan 3 kişi birden var. Bu kadar diyorum yani. O kadar iyi yani. Çok iyi, inanılmaz iyi. Ha. Ya çok güzel bir sanat merkezi. Belki görmüşsündür. Hemen üstü de aynalı camlı fıstık oteli. 2 yıldızlı ama aslında yani 5 yıldızlı hissettiren çok güzel, böyle tam bir fiyat performans oteli. Bu arada yani sen aşağıda eğitimini alırken ben de çıkar odamızı kiralarım. Sonrasında gelirsin, ılık duşmuş alırsın. Ne bileyim, otururuz. Bir de aynalı cam ya. İçerisi hiçbir şekilde görünmüyor. Akışına bırakırız artık ya. Akışına bırakırız derken? He, işte hayat gibi. Bana bak kardeşim. He. Ben anladım senin niyetini. He. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Seti bekliyoruz. Set başlıyor. Hı. Oynuyoruz. Sonra da... Sonra da? Sonra da ne? Sonra da gözüm bir daha seni görmüyor. Oo, demagojilendim. Bu mu ya? Ha, demagojilendim. Bu mu yani? Senin tarafından şu an demagojileniyorum ben.
Ben sana insan gibi hevesli hevesli tavsiyelerde bulundum ya. Efendi efendi. Konuşmayalım ya. Gerçekten soğudum ben. Bu ne biçim muhabbet ya? Konuşmayalım. Rol dışında sakın ola ki benimle muhatap olma. Dön önüne hadi. Allah Allah. Kardeşim sen deli misin be? Hepiniz aynısınız. Sadece size kanalize olayım istiyorsunuz. Olmayınca da böyle garip garip şeyler. Ben meşhur muyum ya? Bana bak şu cadı. Bak duyuyorum, şuradan duyuyorum seni. Vallahi Kıvanç çok sanma arkadaşım bak. Söylerim, role girmeme engel oluyor derim. Kıvanç'a derim, seni attırtırırım bu sette. Ayağını denk al. Bir şey. Selamlar. Nasıl Kıvanç'tan tutma. Kıvanç, neredesin kanki ya? Bekliyorum burada kaç saattir. Pardon, tanışıyor muyuz? Hadi oradan. Aynı benim şaka tarzı ya. Oğlum bu arada bayıldım ya. Seni çocuğu gördüm magazinde. Yani maşallah aynı sen ya. Çok tatlı ha. Teşekkürler ya. Sağ ol. Çok şükür iyi ya. Bana bak yönetmen eli ağır değil değil mi oğlum ya? Saatlerce bizi burada tutmasın abi. Akşam işimiz var, gücümüz var yani. Benim bu setten bir garip bir set burası yani. Anlamadın? Ya burada akarız diyorum. Gideriz bir yere. Aksaray'da Galaxy Otel var. Barmenleri falan arkadaşım böyle yanar dönerli çok güzel kokteyller falan yapıyorlar. Orada gidelim biz kovalamaca ha. Kovalamaca atıp. Sağ ol sağ ol almayayım ben. Tamam sen ezber yap hadi senin lafın vardır çok. Canı sıkkın ya bir şey olmuş yani benim çok samimi dostum bir şey olmuş çocuğa. Ya zorlama zorlama adam seni tanımıyor bile. Çıtırık. Senin gözlem yeteneğin sıfır bu arada. Senin zor oyuncu olman senin. Kıvanç abi eksine son. Sağ ol canım benim. Siz çay içer misiniz? Ben içerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kardeş, niye bize kiat bardakta? Sadece Kıvanç abi cam bardakta içer. Ben de kiat bardakta dudağıma yapışıyor bak dudaklarına. Bana cam bardakta getirir misin içecek? Başka cam bardak yok. Oğlum bak beni sinirlendirme. Burada Kıvanç'ın hatırına bütün terbiyesizliklere dayanıyorum, herkese dayanıyorum. Bu artık yeter bak. Camın içine bana bir şey koy getir. Abi bu arkadaş senin tanıdık mı? Yok. Dostum sen ne ayaksın ya? Sen karışma Kıvanç. Ben hallederim kanka. Ben hallederim ya. Ha Kıvanç'ı da sinir ederiz ya. Bunlara böyle konuşacaksın. Bunlar bu dilden anlar. Canım benim. Sen rahat ol kardeş. Ulan bak tam dayaklıksın sen ha. Vallahi billahi bak. Kıvanç sen sakin ol lütfen ya. Yani bunların yanında yapmayalım gözüm seveyim yani. Bunlara eline koz verme. Lütfen kim ya bunlar? Artık susar mısın? Ortalığı gerdin de gerdin ha. Sen tekrar hoş geldin hayatıma ya. Ne oldu? İlgilenmiyordun benimle. Hayırdır? Sen o treni kaçırdın kıvılcım. Küçük bir kıvılcımsın sen. Bitti o iş. Dostum bak. Vallahi ayar ettin beni. Fena kuruldum sana bak. Demagojilendim. Oğlum ne yapıyorsun Kıvanç? Sen beni demagojiliyor musun ya? Beni. Can kardeşim. Hay Allah'ım. Bu ne şekil bir adam lan bu? Kıvanç Bey. Sizi kostümden bekliyorlar. Sen burada bekle. Tamam. Görüşeceğiz seninle tamam mı? Tamam. Seninle görüşeceğiz. Geç abi geç. Kim bu lan bu set alıyorsunuz bunları ya? Ekspresyonu içeri getiriyorum. Tamam tamam. Görüşürüz görüşürüz. Çıkışta bir şeyler yaparız gideriz bir yerlere. Çaycı çok pis bir çocuk ya. Tam bir adamın bütün psikolojisini bozmuş. Mahvetmiş adamı. Adam ne hale gelmiş ya. Merhaba. Siz Mehtap Hanım da evet, değil mi? Benim. Mehtap Hanım sizin de personel kıyafeti giymeniz lazım. Aa. Karavan hemen sağ tarafta. Sizi ben kostüm karavanı tamam, alayım buyurun. Ya çok özür diliyorum da ben kimsenin ekmeğiyle oynamaktan hoşlanmam da bu arkadaş için emin miyiz? Çok yeteneksiz birine benziyor. Yani bir de arkada benim karşımda durabilecek biri değil gibi. Yani yönetme sonra sıkıntı çıkarmasın. Bizi ilgilendirmez beyefendi. Ona yönetmen karar verecekti. Sizi kim giydirdi böyle pavyon müdavimi gibi olmuşsunuz? Olur mu canım? Kendi kıyafetlerimi getirdim evden, gardırobumdan. Neden? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sizinle ilk defa çalışıyoruz. Bu kostüm olaylar biraz başıma dert oluyor benim. Yani şimdi karavanda ya da kamyonda soyunuyorum ya. Soyununca arzulanıyorum. Yani böyle bir cinsel objeymiş gibi bakılıyor. Ben de aşırı rahatsız oluyorum o durumdan. Böyle giyinip geliyorum yani. Ona şey yapmamak için giyinip geliyorum ben de. Ne oldu ha? Gözlerim ikliminizi mi değiştirdi? Kahretsin ya. O kadar da uğraştım yemin ederim uğraştım. Göz göze gelmeyeyim şunun etkilenmesin benden dedim. Etkilendin işte Allah kahretmesin ya.
diye. Pardon, ben mi sizden etkilendim? Hadi oradan. Hale bak ya, ateş gibisin, ateş parçası. Ateş barut, ateş barut bum bum, ateş barut bum bum. Biliyorsun işte bak, belli ediyorsun kendini. Bana bak, hiç kendini bak, peşin peşin söyle. Ben öyle her şeye evet diyen erkeklerden değilim yani. Sakın ola ki bak. Biz yani bir ilişki yaşayacaksak önce seni tanımak isterim ben. Tamam mı? Şu karavanların arkasına gidelim, bir 15 dakika sohbet diyelim. Ondan sonra set bitiminde de buradan çıkar gideriz Deveci Otel'e. Orada ne olacaksa olur Deveci Otel'de. Siz ne anlatıyorsunuz? Ne Deveci Oteli? Ya Deveci Otel ya. Böyle Polonezköy'de, ormanın içinde denize 15 dakika. İnanılmaz bir otel bak. Verdiği huzurla aklını başından alıyor. Minibarı, insanı günaha davet eder. Felaket bir otel. Gidilir ya. Peki bundan bana ne? Bak, sen beni gözünde böyle çok büyük, imkansız yerlere getirme. Ben anladım seni. Senin hayallerinin çok çok üstünde bir adam olabilirim, onu da anladım da. Gerek yok yani. Lütfen bunlara girme bu şeylere. Bu ne cüret ya? Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun kardeşim? Demagojilendim yine. Çok güzel ya, yine demagojilendim yani. Bu sette moda mı ya adam demagojilemek? Nedir ya bu ha? Kostüm, aktör. Yerimizi bilelim lütfen, kendine gel. Saçma sapan da konuşma benimle, hadi. Bana bak kardeşim, ben şimdi gidiyorum. Senin bu 80'ler pavyoncusu görüntünden kurtarmak için birkaç kıyafet buluyorum. Hı hı. Sen de burada oturuyorsun, ağzını da açmıyorsun, beni bekliyorsun. Bu ne ya? Tamam mı? Tamam, hadi. Ay, bu ne ya? Seçerek mi yolluyorlar manyakları? Aa, hale bak şunu, Çandır ya. Şu haline bak. Ne oldu, iki güldüm hemen, iki sohbet ettim diye. Hemen beden tacirliği. Ben anlamıyor muyum sizi? Yeter artık ya, sizden bıktım ben. Merhaba. Merhaba. Sahne hazır demişlerdi, kimse yok. Çok sempatiksiniz. Çok yavaş bir set. Serenay Hanım, Sarıkaya Hanım, çok yavaş, hantal bir set yani, aşırı hantal. Paşa ben bu arada, Paşa Konak. Memnun oldum. Boyunuz ya, kocaman boyunuz. Ben çok tatlısın. Ya ben Gılancı'nın çok samimi dostuyum da, arkadaşım Gılancı'm da. Sizin sette uyduk olacağınızı, şöyle size layık değil ama size bir armağanım var. Böyle takdim edeyim efendim, şöyle iki şişe. Buyurun. Best Hotel. Best Hotel. Silivri'ye gelmeden Gümüş Yakan'ın gözdesi. İnanılmaz bir otel. Üç yıldızlı ama dört yıldızlı adeta göz kırpan şahane bir aşk mabedi yani. Bu arada ünlüler geldiği zaman bir meyve tabağı sunuyorlar. Kayık tabakta kocaman. İçinde kivi mi de var böyle. Hatta 7-8 tane kivi koyuyorlar yani. Beyefendi siz ne diyorsunuz ya? Ne bu şampuanlar filan? Ne diyorsunuz? Serenay'cığım kendi üretimleri o şampuanlar yani. Zeytin ağacından yapılıyor. Saçlarını yıkıyorsun. Bu otelde 24 saat sıcak su var. Duşu açtığın zaman tazikli su saçına bir vuruyor böyle. Bütün kirpas akıp gidiyor yani. Bir odalarda ısıtmada sıkıntı oluyor gece. Odalar ısınmıyor gibi ama onu da bir şekilde ısınma olayını hallederiz diye düşünüyorum. Ya sen ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun benimle? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ne biçim konuşmalar bunlar? Ya ne yapıyorsun ya? Ne bu böyle garip garip hareketler falan? Astırılmış duyguların nefete mi döndü? Sen tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Bana anlat bakayım bir. Açıl ya. Beyefendi ne nefreti lan? Serenay Sarıkaya ne diyorsun ya? Ha, yine demagojilendim. Bravo ya. Ne? Serenay gerçekten bir senden ummazdım onu. Sen de mi demagojiledin beni? Ne diyorsun? Ne demagojisin? Bak hazzın en üstlerinde olabilirsin bak, anlarım seni. Tamam mı? Hazzın en iyi boyutlarında olabilirsin. Ama ben senin aradığın erkek o cinsel obje değilim. O milyonlar kazandığın o saçına iyilik olsun diye saç şampuanıyla krem verdim sana ya. İnsan böyle mi yapar yani ha? Demagojiliyorsun beni. Hayret bir şey ya. Bak, gerçekten kendine çeki düzen ver. Tamam, veriyorum. Gel. Nasıl? Gel. Veriyor musun? Vereceğim, gel. Burada. Nasıl? Bak böyle. Ana! Ne ya? Ya şehvetleniyorsan söyle yani, kafa atmak nedir ya? Ben yüzümden para kazanıyorum, tamam mı? Yüzüm benim ekmek teknem. Kaşınıyorsun, hala kaşınıyorsun sen. Gelme üstüme ya. Belli senin de üst kademede olduğum için sen bana gıcık oluyorsun, ben anladım seni. Şuna bak ya, gül gibi kız, şey gibi, Gültepe'li kafacı neydi, Cemil miydi neydi, onun üstü kafa atıyor ya. Gelme üstüme. Bravo, bravo hayat. Bravo, bravo. Uzaktan sizi izliyorum Serenay.
Bak bir haftadır beklediğim sinirle kafayı attın nihayet. Olağanüstüydü hayatım. Birazdan çekimde aynı sinirle kafa atmanı bekliyorum. Tamam mı bir tane? Ne demek o ya? Anlamadım ben. Merhabalar beyefendi. Ben Jale Yapıcı. Bu dizinin yapımcısıyım. Size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bakın şu narin, şu güzeller güzeli kızdan bir haftadır kafa atmasını bekledik. Ama olmadı. Sizin sayenizde bugün gerçekleşti. Biraz sonra aynı kafayı istiyorum hayatım. Tamam mı bir tane? Jale Hanım, tamam anlıyorum sizi. Ama bu adam beni çok sinirlendiriyor. Yani başka bir şey bu. Doğru, çok çok doğru. İşte bu siniri tutuyorsun hayatım içinde. Karavanına gidiyorsun, dinleniyorsun. Geliyorsun aynen. Canın istiyorsa bir tane daha at kafa gitmeden. Ama istemezse git karavanına dinlen. Aynı sahneye çekeceğiz. Tamam mı bir tane? Sağ ol. Bir yeri falan mı kırık bunu? Niye öyle yürüyor? Oyuncusunuz ya, başrolsünüz ya, ünlüsünüz ya. Her şeyi elde edeceksiniz yani. Sanki ben anlamıyorum bakışlarından. Hayret bir şey ya. İnsan gibi söyle. Ben seninle hoşlantı oldum de. Şurada ileride Hendek Otel vardı. Çağır belki bir şeyler olur yani. Beyefendi. Kusura bakmayın beyefendi, ne olur. Beyefendi, sizin derdiniz nedir tam olarak? Ya analiz olmamak ya. Hepsi kendine analiz olayım istiyorlar. Sadece yani. Beni kimse düşünmüyor. Ben vücudumla, bedenimle bir şeyler yapmak istemiyorum. Ben oyunculuğumla bir yerlerde konuşulmak istiyorum. Ha, anladım, aynen doğrudur. Şimdi sana bir teklifim var. Bana bak, pansiyon falansa otelden aşağısına gelmem ben. Öyle bir şey değil. Şimdi arkadaşlar seni arayacaklar. Her hafta bir kere sete geleceksin. Serena'yı şiddet gerektiren sahnelerinde seni yem gibi önüne atacağız. Sen bu gıcık tavrınla, bu sinir bozucu tavrınla onu delirteceksin ve mükemmel kafalar attıracağız ona, tamam mı? Yine bir kadın, yine kullanılıyorum yani, ha? Kafamı attırma benim. Tamam canım, Allah Allah, bu sette bu kafa atma şeyi nedir yani kadınların, tamam? Tamam. Seni arayacaklar, haftaya geleceksin, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşeceğimiz belli. Kafana yazmışsın sen beni. Belli yazmışsın kafana, bakışlarından sanki anlamıyorum yani. Hayret bir şey ya. Şu setlerde yani erkek olarak iffetimizi korumak artık imkansız hale geldi. Sanırım benim de lanetim bu artık. Say diye bir şey yoktur efendim. Hiç mi gökyüzüne bakmıyorsunuz? Yıldızlar, ay, güneş. Benim eniştemin VIP minibüsü var. Onun da tavanı böyle komple yıldız. Bunların hepsi prodüksiyon ya. Aman yolunda bile 100 milyar yıldız var. Saydın mı sen? Peki madem uzayda güneş var, niye uzaya karanlık diyorsunuz? Efendim atmosfer yok. Atmosfer yok ne demek ya? Anlamıyorum ya, müzik mi kötü? Uluslararası Uzay İstasyonu. Vallahi sana yazıklar olsun Mesut Bey. Jale Hanım'la konuşuyorsunuz. Ya ben... kardeşim sen kimsin? Asıl sen kimsin ya? Gelgitler hakkında ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? İnsanlık halidir. Hepimizin gelgitleri olabilir yani. Beni uzaylılar kaçırdı. Bir uyandım efendim. Karşımda Messi. Messi'nin uzaylı olduğu belliydi. Bu dünya olsun. Bunlar da insanlar. Döndüğünde ne oluyor? Mars'tan dünyamıza yollanan fotoğraflar değil mi? Bir tabii, evet. Evet, burası Sivas. Bizim köy burası. Ha, bu da önünde çekildiği fotoğraf. Zorunda kalıp veya kalmayıp bilmiyorum. Hiç böyle bir yalan söyleyen var mı? Yukarıda bak, beyefendi var. Merhaba. İsim ne efendim? Murat. Evet canım. Şimdi ben askerliğimi Kosova'da yaptım. Orada görevim tercümandı. Tabii tercümanlıkta şöyle bir şey var. İki taraf birbirinin ne söylediğini zaten anlamıyor. Sallayabiliyor. Hem de ne biçim? Ne güzel iş ya, evet. Dur bakalım, çıkamam ya. Şimdi NATO'nun bir bölgesel bir açılışı vardı. Aha, dünyayı ben, yakacak. Evet. Ben Türkçe ve Almanca'dan, Almanca'dan da Türkçe'ye tercümanlık için gittim. Şimdi bizim bölük komutanı oturuyor. Karşıda da Alman komutan konuşuyor, konuşuyor. Tabii ben onun konuştuğunu hiçbir şeyini anlamadım. Niye? Çünkü adam askeri terimler konuşuyor. Oğlum. Yarın bize füze sıkacaklarmış falan demeseydi. Adamın söylediği hiçbir şeyi anlamadım. Baktım konsepte uygun. Kendim uygunca söyledim, söyledim. Tabii bizim komutan da inanıyor da ben en son hayırlı ve uğurlu olsun deyince... ne oldu? NATO'dan mı çıktın? Oğlum yakacak bu adam bizim ya. Bizim komutan dedi ki...
Hoca, öğretmenim ben de. Hoca, sen dedi galiba uyduruyorsun. Çok mu belli oluyor dedim. Acayip belli oluyor. Oğlum dedi, adam Hristiyan. Hayırlı ve uğurlu olsun der mi dedi. Sen dedi hiçbir şey tercüme etme. Otur yerine dedi. E tamam dedim, oturayım ve hakikaten de yani bitti. Bu kadardı yani. Ama ondan sonra da artık ben iki ayak üzerinde 1000 yalan kapasitesine ulaştım. Yani devam ettirdiler mi size görevi? Tabii tabii. Devam ettim. Başarılı, bir de madalya verdiler NATO'dan. Tabii. Her şey güllük. Maşallah. Aynen aynen. Herhangi bir sıkıntı yok. E bir de site yöneticiliği yapıyorum ben. Şimdi site yöneticiliğinde bizim kapıcıyla beraber biz iki ayak üzerinde 1000 yalan. Ya buradan artık, da selam olsun. Artık site. Tabii. Aynen öyle. Oğlum siteyi yak, önemli değil ya. Dünyayı yakmamışım. Kurtarmışsın oradan. Peki. Teşekkür ederim. Sizin ön sırada şurada bir hanımefendi var. Şöyle, ismim Ayşe. Ayşe. Şöyle oldu. Annemle bankada bir işimiz vardı bizim. Tamam. Dışarı çıktık. Babam da evdeydi kardeşlerimle. Daha sonrasında birkaç işimizi hallettik. Ben de anneme işte alışveriş merkezine de gidelim. Babam nasıl olsa evde diye böyle geziyoruz, eğleniyoruz falan. Alışveriş merkezine girişte güvenlikten geçerken telefonu güvenliğin olduğu yere bırakmışım ben. Unutmuşum. Daha sonrasında telefonun olmadığını fark edip koştuk güvenliğe doğru. O arada tabii babam aramış. Adamlar açmış. Bu alışveriş merkezindeler falan diye bizim konumumuzu belirtmişler. Sonrasında eve gittik. Bir daha bir yere gittiğimizde babam 3-5 kere emin misiniz, yolda mısınız diye soruyor bize. Öyle bir anımız olmuştu. Yani yalan elimize patladı. Sen kaç yaşındasın kızım? Belirtmeyeyim. Kimle geldiniz buraya? Onu da belirtmek istiyorum. Buraya da kimle geldiğini dedin. Dur ya, babana ne dedin sen? Nereye gidiyorum dedin. Büyük ihtimalle adın Ayşe dedi. Hayır. Adım Ayşe, erkek arkadaşımla geldim. Aha, babası. Kırdık zincirleri. Bir dakika ya. Şu anda da özel dersi olduğumu biliyor. Babanın adı neydi? Babamı çok seviyorum. Ona buradan selamlar. Adı ne? Nihat. Nihat. Bir dakika. Nihat Bey. Nihat Bey. Alo, evet. Güvenlikçi değilim. Yok, yok. Yok, yok. Evet, evet, evet. Nihat Bey, telefonunu nereden biliyorsun? Ben bilirim. Evet, kızınız, evet, evet. Ne yalanlar, ne yalanlar. Öyle, evet, evet. Güldür, güldür de fink atıyor. Nihat Bey, kızınız bize emanet. Burada gayet uslu oturuyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Kaç yaşında olduğunu bilmediğim için bir yorum yapamıyorum kendilerine. Kendisi biliyor zaten. Doğru, biliyor. Hayır. Peki. Hayır, erkek arkadaşımın olduğunu biliyor. Ha, evet. Ama yaşını da biliyor. Yaşım 30. Ne zamandır berabersiniz? 4 ay. 4 ay. Daha çok yeni. Ay ne güzel. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Nihat Bey'e de selam. Evet. Allah bir sana dinleyen. Haydi görüşürüz. Evet efendim. Muhabir arkadaşımız bir köye gidiyor. Orada bir haber yakaladı. Çok değişik. Hani bu korktuğumuz varlıklardan birinin bu köyde yaşadığını öğreniyor. Onu haberleştirmek istiyor. Bakalım başına neler gelecek, izleyelim efendim. Buyursunlar. Evet sayın seyirciler. Evet değerli izleyiciler. Bütün Anadolu, Anadolu'da görülen ilk vampir vakasıyla çalkalanıyor. Evet biz de şu an vampirin yaşadığı köydeyiz. Kendisi sanırım bu evde yaşıyor. Evet, evet. Sanırım kendisi içeriden çıkacak. Bu korkunç yaratıkla karşılaşma vaktimiz geldi. Evet. Lan bu kapı yine düşmüş ha! Bunu bir ara sıkılayım ben şerefa. Ben bir odun kırıp geliyorum, sen yemeği hazır et. Ana! Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz köyümüze ya. Hoş gelmişsiniz mi? Ya ben, pardon yanlış oldu galiba. Anadolu'daki ilk vampir diye gelmiştik ama yanlış gelmiş herhalde, biz gidelim. Doğru gelmişsin. Benim. Vampirim ben, evet. Siz vampir misiniz? Tabii tabii. Vampirim ben. 1748'den beri vampirim. Pardon, beyler de burada. Devre arkadaşım. Transilvanya göçmeniyim şahsen. O şekilde. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Öyle ısırmayla falan değil, dededen vampiriz. Atadan vampiriz. Benim büyük büyük rahmetli dayımı Van Helsing şerefsizi öldürdü. Yani şaşkınlığımı bağışlayın. Şöyle söyleyeceğim. Ben hayatımda ilk kez bir şiveli vampir görüyorum. He.
Şivesini gördün yani. Hayır, şivesini de görmedim ama ne bileyim filmlerde gördüklerimizden çok uzaktasınız yani. Aa, İsim ne kardeşim? Mustafa. Gel hele gel. Yani... Gel otur gel, çok hele gel. Ben şey yapmasam... Ya yok yok. Korkma gel tokum. Mustafa kardeşim. Yalnız bak korktuğunu, çekindiğini bana belli etmiyor. Ben hisselerim. Tamam, yok yok tamam. Çekin. Rahat ol yani. Sıkıntı yok. Yok tamam, yok bir şey yok. Tamam. Yakışıklı makşıklı diyorsun. Bak Mustafa kardeşim, bunlar kamera orada. Evet, tam karşıda. Bunlar hep Hollywood algısı. Maalesef Hollywood algısı. Böyle dizilerde, filmlerde, vampirleri hep Brad Pitt gibi yakışıklılara oynattılar. Anladın mı? O yüzden siz böyle zannediyorsunuz. Yani şiveli, köylü bir vampir olamaz mı? Olamaz. Kanın sağ olsun. Tamam dedim. Diyelim oldu da yani neden Anadolu? He, onu şöyle söyleyeyim. Şimdi araştırmacı gazeteciysen bilirsin. Biz vampirle kimliğini gizlemek için böyle gonar göçeriz yani. Aynı yerde çok sabit kalamayız. Hmm. Sürekli göçeriz. Ben de göç ede ede en son Sarıkaya'ya göreceğiz. Bu Sarıkaya, yemin ediyorum, hem taşına, hem toprağına, hem de insanla vuruldum. İnanmazsın, Sarıkaya gibi bir yer dünyada yok. İnanmam. Yani inanamam, buna da inanamam. Hadi tamam oldu, buna da inanalım. Peki, yani halk sizi nasıl karşıladı? Aa, işte en çok insanla vuruldum ya. Sarıkaya'nın insanı beni sahiplendi. Sen dediler, artık dediler, bizim dediler, koyumuzun vampirisin dedi. Beni böyle bağırlarına bastılar, kucak açtılar bana. Bağırlarına bastılar, siz de emdiniz tabii değil mi? Şimdi vampiriz de yani... insanız aynı zamanda, ha? İnsanlığımız ha. Ölmedi yani. Ha. Bana bağrını, kucağını açan bir insanı emecek kadar şerefsiz değilim. Vallahi Ege'ye yerleşen beyaz yakalı gibi gelmişsiniz, köye yerleşmişsiniz maşallah. Çok şükür, rahatımız yerinde çok. Ya peki Ege falan demişken şimdi benim aklıma takıldı. Güneş sizi rahatsız etmiyor mu? Oo, buranın yazı çok fena, güneşi. Oo, yakar. Biz hafta sonları yazın hep Çeşme'ye gidelim. Ha. O ya ben duramam. Sıcak da seven bir insan değil. Yani. Tabiatımı göre. Evet. Güneşte işte şapka gözlük. Yazın özellikle güneş kremi kullanıyorum. 750 faktör. Güneş kremi mutlaka sürüyorum baba. Günde 3-4 kere tazeliyorum. Çok güzel. Evet evet. Bir de bir de şey, özellikle yazın. Öğlen 10 ile 2 arası güneşe çıkmıyorum. Bence siz de çıkmayın. Tabii. Tabii. Kesinlikle öyle. Peki yani beslenme işini nasıl hallediyorsun? Beslenme işi dediğim yani bitine... İbrahim! Ha peki. Mehtap teyze hoş geldin. Nasılsın Mahmut oğlum? Sağ ol. Seni nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Bak sana ne getirdim, acıkmışsındır. Allah razı olsun. Ne zahmet ettin, mahcup ettin beni yine teyze. Teyzeciğim merhaba. Vampiri siz mi besliyorsunuz? Evet, biz besliyoruz vampiri. Köylü olarak imece usulü. Yazıktır, vampirdir, ölümsüzdür. Anlıyorum teyzeciğim. Ne kadar güzel. Yani işte gördüğünüz gibi Anadolu insanı, Anadolu irfanı gitmiş, süt sağmış getirmiş. Ne sütü lan? Kan, kan. Kan mı? Köylü olarak imece usulü kan topluyoruz İbrahim'e. He. Ha, öyle. Sağ ol teyzem ya. Vallahi Allah razı olsun. Çok makbule geç. Al bir tadına bakalım. Tabii. Getirmişsin sıcak sıcak. Oh. Oo, çok güzel. Ya bizim buraların var ya, insan çok sıcak ama ya. Ölmüşlerin ruhuna gitsin ya, ya teyze. Çok güzel. Şey, Hayrettin abinin kanı değil mi bu? Hayrettin'in kanı içinde azıcık da Şehriban'dan var. Şehriban döndü mü Almanya'da? He, döndü Şehriban. Lan ne kanlanmış ha. Allah. Tut pekmez, karayüzüm falan. Oh, 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 oh. Kanlarına sağlık. İkisine çok selam söyle. Az daha hikâm yandı. Hiç doyamadı, gördün mü? Ha, böyle. İbrahim, bak bak. Kan buldun, iç. Kazık gördün, kaç! Ne yapıyorsun teyze? Ya seni lan! Ya senin bıçakların var ya, bana bak! Senin bıçakların var ya, beni öldürecektin değil mi? Ölümsüzdün ben. Kız! Ne? Seni var ya, yemin ediyorum, emeceğim bir gün kuzu meyve suyu gibi çekeceğim bak. Baba emeceğim de, emer be. Şah damanı var, spagetti gibi çekerim abi. Diye kadar çekerim. Ağırlığını kıtlarım senin. İşleyeceğim, işleyeceğim. Gelin al. Valla koskoca vampiri ibise çevirmişler yani. Ya yanlış anlama, ibiste gel şakalaşmalar böyle hani samimi ve riskli şakalaşmalar gördük yani.
Ya işte bunlar damatlarını seviyorlar. Sarı kayalılar. Damatlarına şaka yapmayı pek severler. Abi bir dakika, siz burada evlendiniz bir de. Köylü kız aldık. Nazar değmesi çok iyi gidiyor. Çağırayım sana. Lütfen. Nazlı! Nazlı kız bak kim geldi, gel hele. Ya dur. Senin yatağı yıkayacağım. Yatağı mı yıkayacağım? Senin yatağı yıkayayım dedi. Şöyle hortum tutarsana, dur hele. Ben 5 dakika kestireyim şundan. Büyükşehir'den Mustafa Bey, gazeteci. Merhaba. Benimle röportaj yapmaya gelmiş. Eşim Nazlı, siz bir konuşun hele. Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Girdi miydi hemen uyur, 5 saniyede. Yatağa girdi miydi, hemen uykusu geldi. Hemen böyle... Şıpmadan. Hoş buldum. Ben de şunu soracağım, siz vampir misiniz? Ha yok, ben kendim vampir değilim. Eş durumundan vampirim. Ha. Normalde de insan. Ha, anlıyorum. Peki yani yine de böyle hani... Önemli bir karar sonuçta. Bir vampirle evlenmeye nasıl karar verdin? Zor olmadı mı? Valla işte bu babam da beni istemeye geldi. Evet. Ondan sonra babam dedi ki ben dedi vampire dedi verecek kızım dedi yok dedi. Yani. O an var ya, o an cuvazda babamı parça pinçik edebilirdi ama ne yaptı biliyor musun? Efendi gibi yarasa oldu, camdan uçtu gitti. Sonra da babam dedi ki, bu dedi büyünü güçünü biliyor kızım dedi. Sen bundan görüş dedi. O yani yarasaya dönüşmesine hiç takılmadı yani. Yok, iyi bile olur dedi. Fare dedi, haşere dedi, dadamaz dedi eve. Neyse ben görüştüm, baktım altın kalpli bir vampir. Dedim baba ben buna varacağım. Dedi tamam ama bir şartım var. Sizi emmemesi herhalde. Yok, sünnet olmaz. Ben de seve seve sünnet oldum tabii. Evet, Karanlıklar Prensi'nin de sünnet olduğunu burada ilk kez öğrenmiş oluyoruz bu arada. Evet. Oldu efendim. Harika. Ocakta yemeğim vardı, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Ne yemek yaptın kız? Mantı ettim, mantı. Mantı mı? Aman ha! Yoğurduna sarımsak ne yiyin, sakın mı? Tövbe! Çocuk, oğlan da yemesin. Yemez. Bizim eve ne zaman sarımsak girdi ya? Abi çocuğum, evlerden ula. Boş vur, vur. Oy! Bir şey soracağım galiba, oğlan dediniz. Oğlum, oğlunuz mu var? Ellerinden öpe. Ha, o da vampir değil mi? Ha, yok, vampir değil o. Ha. Gerçi bazı özellikleri vampir. Ha, yani en azından belki oradan hani bir... Aha. Dur be! Dur be! Zorlama oğlum, olmayacak senden. Baba! Ne var lan? Para versene, bakkaldan çiklet alacağım. Demin bedek aldın ya, eşek sıpası. Ne? Baba para ver, ne olur para ver ya, çiklet alacağım. Ulan ne çiklet sevdasıymış arkadaş ya. Al tamam, al şunu, al. Ha, sağ ol baba. Baba! Baba okulda spor ayakkabı istediler. Para versene, spor ayakkabı alacağım. İşte gerçek kanemici bu. Cebimdeki parayı bitirtmeden rahat etmiyor. Baba ne olur para ver ya. Allah bak, Allah. Bak, adamın cebindeki bütün parayı. Yürü eşek sıpası. Bütün gübre parasını aldı gitti ya. Ha, ne gübre parası diyor, bir şey diyorsun abi. Ne gübresi, oğlun geliyor, buba diyor bir şey ya. Biz geldik burada dehşetli bir haber yaparız diye buraya kadar geldik. Nerede bir pelerin, nerede bir şato, nerede bir böyle bir esrarengiz havaya. Vallahi ben hiç tad almadım bu işi. Ya kardeşim bunlar klasik. Bunları geç yani bak öyle. Bak sen buraların vampiri gibisin de hiçbir yerde bulamam. Köylü vampiri nerede bulacağım? Doğal organik gezen vampir. Bak köylü geliyor. Tarladan geliyor. Onlar şimdi kahveye otururlar. Biz de çökek dur hele. İyi hadi. Bu ne lan? Manyak ya. Güzel damar yapmışsın. Ya oğlum bir dur. Allah Allah. Hayatım ne yaptın, ne ettin? İyi vallahi ne yaptın? Yaptın mı anızlarını? Yok lan, yağmur yağacak dediler, hiç bulaşmadım. İyi ettim vallahi. Ben de damarı çıkarmadıydım bugün, yağmur var diye salmadım hiç. Ya ziraat sorunlarında vampirle konuşamazsınız artık ya. O kim lan? Tanıştırmayı unuttum, kusura bakmayın. Gazeteci arkadaş. Ha onda. Kamera orada uzakta benden korktuğu için. Evet, evet. Mustafa Bey benimle röportaj yapmaya gelmiş. Bak köylüye de sor beni yani. Ya sorayım artık ya. Süleyman, tavşan kanı 5 tane. Allah Allah. Ya soracağım tabii ya. Ya bir şey soracağım. Hiç mi korkmuyorsunuz şundan? Vallahi çok korkuyoruz. Sonunda kayda değer bir durum ortaya çıktı sanırım. Evet, bu yaratık, bu korkunç yaratık buradaki köylüleri sindirmiş, korkutmuş. Evet, gerçekten baskılamış. Evet, söyleyebilirsiniz. Korkmayın. Neden korkuyorsunuz? Vallahi bizi bırakır gider diye çok korkuyoruz. Ya neden ya?
Ya nedeni var mı arkadaşım? Bir kere bizim her şeyimize sağ suya... Sağ ol Hayat abi. Her şeyimize yardımcı oluyor. Yani köyü ayıdan koruyor. Sürülerimizi kurtlardan koruyor. İbrahim burayı anlatacağım. Anlatacağım. Yine gibi oğlum. Bak. Sıkar be. Aman. Aman. Bütmek bu mütevazılık olmaz. Olmaz. Anlatın. Geçer kız. Bir kar, bir fırtına, bir boran çıktı bizim köyde. Koyun bütün yolları kapandı. Benim yaşlı bir babam var. Kendisi 116 kilo. 40 derece ateşlendi. 40 derece böyle hasta yatıyor evde. Ne yapacağız? Ambulans gelmiyor. İbrahim dedim, ne yaparız dedim. Bak bu gördüğün koca adam. Bu koca adam sana yemini bile olsun. Ah şu kadar yarasaya dönüştü. Vallahi dönüştü. Babamı dişledi, attı sırtına. Etti. Aa, o karın içine zıvak diye gitti. Sağ ol koca araya düştürdü. Vallahi hakkı bir yapma. Vallahi hakkını helal et İbrahim. Ya estağfurullah Bahadır, ne demek? Helal et. Estağfurullah. Ne zaman olsa yaparım oğlum? Lanet. Bahadır. Lan iki elim kanda olsa... Yine de gelirim. Seni bu yüzden seviyoruz. Ulan hiçbirinizi emmedi mi ya? Aa yok, emmedi öyle. Emse birini öldürse biz zaten köylü olarak... İbrahim kusura bakma. Ya öyle doğru. Gerekeni yaparız. Ya, tamam, tamam eyvallah siz gerekeni yaparsınız falan ama hani yine de yani muhtar falan bu işe bir şey demiyor mu ya? Muhtar mı? Evet. O zaman kendisi gelsin bir soralım. Öyle çağırın gelsin. Ya. Muhtarım mı ne diyor bu işe? Vallahi her şey olacağına bana diyor. Muhtarımız. Ulan vampiri muhtar mı yaptınız? Ne varım da yeğenim ya? Yıllarca kontluk yapmış, muhtarlık mı yapamayacağım diye. Eski muhtarda aday olmayınca İbrahim'i seçtik. Niye o aday olmadı? Emekli mi oldu? Yok, emekli oldu. Zimmetine para geçirdiğini haber alınca emdim kendisini. Bir onu emdim yani. Gerçek kaneviciler bunlar yeğenim. Ya bak bu adam yıllardır bu kasabada, bu koyda kimseyi emiklemedi. Bir tek o sahtekarı, hırsızı emikledi. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Yine olsun, yine olsun, yine emerim. Ya bu emiklemek derken bir... Ya şu... Şu kan değerlerime bir baksana ya. Hiç gerek yok, damarını... Biliyorum, damarını biliyorum ben. İnce. Sık bırak, sık yumur, sık bırak, sık bırak. Sıkıl uzut. Derin bir nefes al. Öteye bak, öteye bak abi. Aha be. Bastır buraya. Bak şimdi hemen sonuçlar çıkacak. Demir eksikliği. Ana, devam ediyor. Yorgunluk ondan. Magnezyumunu iyi toparlamış. Ha, iyi, o iyi. Takviye, ya, bırak takviye alma daha fazla var. Şekere yüklemişsin bu hafta. Kek böreğe düştün değil mi yenge? Yani, yapma. Yenge ya. Şeker en tehlikelisi. Yoruz. Yapma. Dur bakayım. D vitamini alıyorsun. Başka bir şey yok. Tıp gibisin. Oh maşallah. Tamam. Allah razı olsun. O zaman biz gidelim yavaş yavaş. Gidelim biz de. Diğer sonuçları e-nabıza düşer değil mi onlar? Ya atacağım. Fikri. Atır ya. İstiyorsan sen de bir tahlil yapayım lan. Bu yapabilir ha, bundan korkuyorum. Ya yok arkadaş, biz nereye geldik ya? Vallahi olacak gibi bir şey değil. Ben şuraya dehşetli bir haber yaparım diye geldim. Adam Nelson Mandela çıktı ya. Ya kardeşim, yani şu tipinden, şu soluk benzinden, şu tırnaklarından, dişinden utan be kardeşim. Ya dişlere takılma. Dişler implant. Ya benim vampir dişlerim pandemide döküldü. Ha. Geçen sene patates ektiydik. Mahsul iyi gelince, güzel rekolte alınca hanım sağ olsun dedi ki, bey dedi, sen dedi vampir adamsın dedi. Dişe ihtiyacın var, git dedi implant yaptır dedi. O parayla implant yaptırdı. Sivas'taki dedemle mi konuşuyorum, vampirle mi konuşuyorum belli değil ya. Ya ben buradan sizin aracılığınızla bitiriyorsun galiba. Bir mesaj vermek istiyorum. Ne mesajı ya? Yetkililere bir seslenmek istiyorum. Allah Allah. Çiftçi kanı alıyor. Çok zor durumdayız. Kota fiyatlarına düzenleme istiyoruz. Gerçekten mazot aldı başını gitti. Şirketler kanımızı yemiyor. Ya tamam bırak yeter artık. Ne yaparım yani? Zaman kusup kızılcık şerbeti mi içelim? Ya tamam be kardeşim tamam lütfen ya. Ya ben buraya gerçekten bambaşka bir şey için geldim ya. Şurada bir haber üretiriz diye geldim ya. Ben buyum, şu işi hallederiz. Sonra umudum çocuğun da orada bir garip çıktı ya. Yok bu kadar bizim. Ya bak. Şimdi bak, sen de köye yerleşmişsin, tamam mı? Hı. Köylü dediğim yardımsever olur. Bana bir yardım etsen ha. Beyim, ben nasıl yardım edeyim sana? Ne yapayım? Ben bir garip vampirim. He? En beni.
Ne? En beri lan. Şuraya çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı için bir haberi çiğneldik. Boş dönmeyelim. Şöyle ufaktan ısırsan ha? Şu bir haber çıksa. Hadi lan. Neden? Ya köylü bu konuda çok hassas. Tamam. Bir gören duyan olursa yakarlar beni. Hazır kimse burada yokken hazır şöyle inceden be ha. Yapma etme ya. Çoluğumuz çocuğumuz var diyor. Deme işte ben çoluk çocuk. Ben mahvay içim mi? Ufak bir. Ya, tamam ufak emeyim ama kamera hemen çeksin. Çabuk hemen. Tamam kimse gelmeden. Sen istersen. Ben tabutta. Oradan çık. Sen beni kışkırt. Ne diyeyim kışkırtayım? Habis hiç sevmiyorum. Tamam habisten hoşlanmıyorum. Evet tamam başlıyorum. Evet, evet değerli seyirciler, şu an bu evde yaşayan varlık, evet gördüğünüz gibi uyuyor bu korkunç yaratık, bu habis yaratık. Aman Allah'ım. Ne? Evet. Affedersin, habis midir duydum ben? Aman, sanırım korkunç bir şey söyledik ona. Eyvah, masadan da kaçamıyorum. Kaçma bir yere, kaçamaz. Yarası olur yine yakalarım lan seni. Eyvah. Sen hayırdır lan, habis? Yakalandım. Yakalandım. Azıcık ısır başla. Eyvah, ölüyorum. Ölüyorum. Ulan ölüyorum lan, gerçekten ölüyorum. Ulan elim kolum boşandı lan. Anam. Lan. Bunun tadını alınca da bırakamıyorsun ha. Ha? Ne oluyor lan burada? Lan. İbrahim. Emdin mi adamı? Ney? Lan. Yapmış mı adamı? Kutu meyve suyu gibi bırakmış adam büzüştürmüş. Ya sana topladığım kanlar haram olsun. Ya emdim de lan bir sorun niye emdim? Ne oluyor lan? Ya bir dur ana. Hemen de tırmık ya. Ya onca yıllık hukukumuz var. Yapmayın ağlan. Lan doğru söyle. Eniklemedin mi? Eniklemedin mi lan bunu? Ulan emdim de işi kendi istedi ya. Dedi ki haber yapacağım dedi. Çoluğum çocuğum var dedi. Azıcık em dedi. Vallahi bak doğruyu söylüyorum lan. İbrahim. He. Emiklemek bizim kırmızı çizgimiz oğlum bilmiyor musun? Yakın la bunu. Hemen de yakın. Ne daha gelir ya? Sana gelir lan. Ya doğru söyle. 9 günde kovuyor. Başka lan. Yarası oldu. Yarası oldu. Yarası oldu. Takip edenler bilirler bizim harika bir tartışma programımız var. İçinde çok şey öğrendiğimiz konuların konuşulduğu, tartışıldığı Ben Seni Dinledim programına konuk olacağız. Bakalım bu sefer ne tartışacaklar? Konuklar kimlermiş, program nasıl gidecek izleyelim efendim. Buyursunlar. Sevgili seyirciler, bilimin yalnızca bilimin konuşulduğu yepyeni bir Ben Seni Dinledim daha hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün burada stüdyomuzda Hubble teleskobundan dünyamıza gelen yepyeni görüntüleri konuşacağız. Elbette ki stüdyomda çok kıymetli bazı bilim insanları var. Sizlere kendilerini tanıtmak istiyorum. Astrofizikçi Profesör Doktor Mesut Evren bizlerle. Düz Dünya Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Hüseyin Doç bizlerle. UFO uzmanı Fikri Tarhanıcı bizlerle efendim. Ve bu konudaki mağduriyetini paylaşmak üzere stüdyomuza getirttiğimiz düz vatandaş Bahadır Bey bizlerle. Tabii ki bunun da bitmiyor. Elbette ki Sayın İsmail Canevim'den bizlere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlanacak. Kendisine merhaba diyerek programı açmak istiyorum. Merhaba efendim. Bir dakika, Uluslararası Uzay İstasyonu mu? Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu hocam. Vallahi sana yazıklar olsun lan Mesut Bey. Ben ne alaka? Siz Jale Hanım'la konuşuyorsunuz. Ya kardeşim sen kimsin? Asıl sen kimsin ya? Artık yeter halkın böyle safsatalarla uyutulmasına izin veremem ya. Yeter artık beni sustu. Hüseyin hocam, tam olarak hangi safsatalardan bahsediyoruz? İşte bu uzay dediğiniz şey.
Enteresan. Peki bu konudaki sizin fikriniz nedir? Fikrim çok açık ve nettir. Uzay diye bir şey yoktur efendim. Ben nasıl uzay diye bir şey yoktur? Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi? Siz hiç mi gökyüzüne bakmıyorsunuz? Yıldızlar, ay, güneş... Ya kardeşim sen de kaldı kafanı bak. Bunların hepsi prodüksiyon ya. Yıldız diyor bilmem ne diyor. Benim eniştemin VIP minibüsü var. Onun da tabanı böyle komple yıldız. Ya bunlar LED ışık. Anlardık bunları ya. Beyefendi bakın. Bizim galaksimiz olan Samanyolu'nda bile 100 milyar yıldız var. Saydın mı sen? Sen mi saydın? 100 milyar tane yıldızı sen mi saydın? 100 milyar diyor ya. Dile kolay tabii. Misal bunlar yıldız olsun. Say bakın 5 tane yıldızı bir say ne kadar sürüyor? Say. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 tane yıldızı saydık. Kabaca diyelim ki 3 saniye sürdü değil mi? Evet, evet. Hesaplayayım 100 milyar üzerinden. Onu aldın, buna soktun, bunu öbürüne çıkardın, öbürüne çarptın. Bunu aldın, öbürüne vurdun, öbürküsün Allah belasını verdi. Aa çıktı, 6000 sene. 6000 sene nasıl saydınız? Kaç kişi saydınız bunu 6000 senede? Beyefendi tabii ki 100 milyar yıldız tek tek sayılmıyor. Bir formül üzerinden tahminde bulunuluyor. Yani lütfen Fikri Bey, siz de bir şey söyleyin artık ya. Ya bırak Allah aşkına Fikri Bey bu tarz polemiklerin içerisine çekemesin. Orada sayamayınca tabii top çevirmeye başladı. Efendim bakın, binlerce insanın yaptığı bir bilim dalı şu anda hiçe sayılıyor. Bakın insanlar onlarca yıldır teleskoplarla gökyüzünü gözlüyorlar. Ha röntgen demiyor da. Neyi gözlüyorsun acaba, neye bakıyorsun o kadar? Efendim bir sürü şey var. Mesela kara delikler var. Can yaydınız. Ne diyorsun ya sen? Can lütfen. Lütfen rica edeceğim. Ya ben nereye düştüm Allah aşkına? Beyefendi bakın. Kara delik denen olgu yıldızların ölmesiyle ortaya çıkar. Ne alakası var bunun? Bir yıldızımız öldüğünde yaptığımız şey belli. Teşvikiye Camii'nden öğle namazıyla. Uğurlarız bunun. Ne alakası var ya? Bu ne saçma sapan iş ya? Bir de diyor ki güneş var, o var, bu var. Ha bir de güneş var değil mi uzayda? Evet var, bir tabii. Peki madem uzayda güneş var, niye uzaya karanlık diyorsunuz, soğuk diyorsunuz? Beyefendi atmosfer yok. Atmosfer yok ne demek ya? Anlamıyorum ya, müzik mi kötü? Kız mı takılmıyor? Kokteyller mi zayıf? Atmosfer yok ne demek? Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Ben gerçekten şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Peki gelgitler hakkında ne diyeceksiniz? Ne diyeyim, insanlık halidir. Hepimizin gelgitleri olabilir yani. Yani hocam bu noktada ben Sayın Hüseyin hocama katılmadan edemiyorum. Bir kadın olarak söylüyorum. Evet, aylık gelgitlerimiz oluyor. Tabii canım. Hanımefendi ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz hanımefendi Allah aşkına gelgitlerden? Ben ondan mı bahsediyorum Allah aşkına? Ben aydan bahsediyorum. Ayın çekim gücü sayesinde denizlerde ortaya çıkan gelgitlerden bahsediyorum. Ay ne kardeşim? Ay operatör mü bazen çekiyor bazen çekmiyor da gelgit oluşuyor? Zaten kılavuz ne? Ay mı? Bazen tam, bazen yarım, bazen çeyrek. Ona mı güveneceğiz? Zaten tutarsız bir kere baştan aşağı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim de uzay hakkında bazı yorumlarım ve görüşlerim var. Bahadır Bey rica ediyorum söz almadan konuşmayalım. Ben size elbette ki döneceğimdir. İyi akşamlar Cale Hanım. Evet, sesinizi duyuyorum. Uluslararası Uzay Ajansı'ndan bağlanıyorum efendim. Ha, evet. Buyurun Hüseyin Bey. Şu anda İsmail Bey nereden bağlanıyor peki? Madem uzay yok. Adamı kaçırıp götürmüşler film stüdyosuna, bir de konuşturuyorlar. Ya bu, ya İsmail hocam çık oradan, Allah'ını seversen başına bir iş gelecek ya. Evet Fikri Bey, sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Ama önce Bahadır Bey'e dönmek istiyorum. Lütfen, lütfen dönelim. Belki de kendisi mantıklı şeyler söyleyecek. Beni uzaylılar kaçırdı. Allah Allah, böyle bir şey olamaz yani gerçekten. Ne var bunda ya? Allah Allah. Çok geçmiş olsun. Önce bir geçmiş olsa diyelim adama. Uzaylılar kaçırmış ya. Çok sağ ol. Ya delireceğim. Gerçekten delireceğim. Beyefendi siz uzayın olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Evet. Uzaylılara inanıyorsunuz. Geçmiş olsun diyorsunuz. Ben uzay yok dedim. Uzaylılar yok demedim. Öyle bir şey dedim mi ya? Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Evet. Çok enteresan bir konuya değindiniz hocam. Peki uzay yoksa bu uzaylılar nerede? Vallahi her yerde olabilirler. Aramızda da olabilirler. Hiç bilemezsin yani. İnsan şaşırır kalır yani. Misal belki de Fikri Bey uzaylı. Nereden bileceksin değil mi? Fikri Bey uzaylı mısınız? Ya adam uzaylı olsa uzaylıyım der mi Allah'ını seversen ya? Konumuz o değil ki yani. Peki beyefendi madem uzay yok diyorsunuz. Peki uzaylılar nereden geliyor? Tabii ki yerin altından ya. Bunu hiç haberde izlemiyor. Bir de kendine bilim adamı izlemedi mi geçtiğimiz haftalarda? Meksika'da yerin altından çıkarıldı o 2 tane uzaylı. Hatta böyle terekede pişmiş tavuk gibi nasıl kurumuşlar değil mi? Evet, evet. Tabii. Tabii bu noktada ben tecrübelerinden yararlanmak için Bahadır Bey'e sormak istiyorum. Bahadır Bey,
Uzaylılar sizi nerede kaçırdı? Coşkun Sokak'ta efendim. Direkt adres vereyim, Coşkun Sokak'ta kaçırıldım. Bir gün efendim pazardan dönüyordum, böyle ellerimde poşetler vardı. Kollarım terazi gibidir. Bir baktım burada bir hafiflik var. Ana! Ispanağı almayı unutmuşum. Hemen dedim ki pazara git Bahadır, ıspanağını al. Tam pazara doğru döndüm, bir ışık hüzmesi efendim. Böyle üçgen bir ışık hüzmesi. Hani sanatçılar vururlar ya böyle tepe ışığı. Onun gibi beni üzerime vurdu. Etti, beni yukarı çekti. Böyle olmuşum, bayılmışım. Bir uyandım efendim. Size yemin ediyorum, karşımda Messi. Vallahi ama belliydi, Messi'nin uzaylı olduğu belliydi. Efendim. Mustafa Topaloğlu da var mıydı? Aa, siz de var dediniz ya. Vallahi Mustafa Topaloğlu da vardı. Messi zaten aldı beni, Mustafa Topaloğlu'nun yanına götürdü. Mustafa Topaloğlu bana baktı böyle. Dedi kardeşim Bahadır, biz sana kaçırdık. Niye kaçırdık? Ne bileyim ben niye kaçırdık? Üzerinde deney yapacağız, yollayacağız kardeşim. Gibi şeyler söylediler, geldiler beni efendim. Bahadır Bey, ne gibi deneylerden bahsediyorsunuz? Vallahi Jale Hanım, utanarak söylüyorum, yüzüm kızarıyor. Pamukta fasulye yaptık. Patatesten pil yaptık. Böyle plastik kaleme aldılar. Yünlere münlere sürdüler, saçımı çektiler. Aldı bunu kağıt çektiler, kağıt. Efendim, sizi uzaylılar değil, Kaynaktepe Ortaokulu fen kolu kaçırmış. Ya ayıptır, ayıptır. Adam burada bir deneyiminden bahsediyor. Sen küçümseyerek konuşuyorsun ya. Çok sağ olun. Efendim, psikologdan destek aldınız. Hayır, ben psikoz desteğe karşıyım. Çok iyi, çok iyi. Kardeşim, ben sana da bir de psikoloji diyor. Ben sana psikolojinin olmadığını daha önceden kanıtlamadım mı zaten? Adam burada nelerden bahsediyor ya? Yalnız buradan devlete sesleniyorum. Lütfen, bakın vatandaş mağdur. Bu uzaylı soruna bir çözüm bulun ya. Jale Hanım, şu anda geliyor sesiniz. Evet, evet. Birazdan bir devir teslim gerçekleştireceğiz. 4 yıldır burada görev alan Belaruslu kozmonot görevi bana bırakıyor ve görevi birazdan ben devralacağım. Aa! Şu anda evet, evet, kapsüller birleşti. Evet, devir teslim yapacağız birazdan. Şu anda diğer kozmonot arkadaşım gelecek. Atmosfer değişti efendim şu anda. Yerçekimsiz ortamdayız. Oo, merhaba. Dobro, pozdravljam. Dobra, dobra. İsmail Hocam, bu adamın gözü göz değil 4 senelik yalnızlıktan. Kendine dikkat et ha. Birazdan diğer kapsüle geçip uluslararası istasyonda devir teslim yapacağız. Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz İsmail Hocam. Mesut Bey, bu noktada size dönmek istiyorum. Hüseyin Hoca birbirinden farklı belgelerle, kanıtlarla uzayın olmadığını bize kanıtladı. Cevabınız ne olacak? Hanımefendi neyi kanıtladı ya? Siz gerçekten benimle dalga mı geçiyorsunuz hanımefendiciğim? Bakın şu anda Mars'ta keşif araçları var ve oradan bize dünyamıza fotoğraflar gönderiyor. Ha, şimdi gene ben her zaman olduğu gibi belgelerle konuşma vakti geldi. Şimdi bu Mars'tan dünyamıza yollanan fotoğraflar değil mi? Bir tabii, evet. Evet, bu Mars'tan gelen fotoğraf değil evet, mi? Evet, evet. Burası Mars değil mi? Evet. Al Mars, burası neresi biliyor musun? Burası Sivas, bizim köy burası. Bunu bizzat ben kendim çektim. Aa, bu da önünde çekildiğim fotoğraf. O bir de kendine bilim adamı diyor. Vallahi delirmemek işten değil ya. Kardeşim, bu adamlar Yozgat'tan Sivas'tan fotoğraf çekip yolluyorlar. Artık buna ayıkın ya, ayıkın artık. Lanet girsin ya. Evet. Bu noktada tartışma hararetleniyorken Fikri Hocam'a dönmek istiyorum. Yalnız Şahane Hanım bir dakika. Benim hikayem yarım kaldı ya. Ha, bir mağdurun hikayesi yarım kalmışken benim bildiğim Fikri Hoca lafa girmez. Öyle de bir beyefendidir. Çok sağ olun Fikri Bey. Şimdi efendim hikayeme devam edeyim. Bu alien arkadaşlar, UFO dediğimiz varlıklar, beni aldılar, ışıl ışıl bir odaya soktular. Dediler ki Bahadır, Bahadır, sen nasıl bir adamsın lan dediler. Sen ne biçim bir erkeksin dediler. Kainatı gezdik, Samanyolu, planetler örtler, bütün gezegenleri gördük. Senin kadar eşine sadık bir erkek görmedik dediler bana. Uzaylılar. Yeminle bak. Ondan sonra geldik, el sıkıştık, öpüştük böyle. Öpüştük derken, buraya dikkat edelim. Buraya bakınız. Buraya bir yakın atın kamera gerekirse. Buramdan öptüler beni. Hı. Hüseyin Bey, bu UFO'lar filmlerinde gördüğümüz gibi kocaman gözleri sahipler ama ağızlarında böyle kırmızı bir jel var. Ha. Buralarından öptüler, güle güle deyip gönderdiler. En azından bak, insanlık bilen varlıklarmış Mesut Bey'in aksine. Sonra ne oldu efendim? Efendim sonra beni alıp kapının önüne ışınlamışlar. Çok sevgili, hayatta her şeyden çok sevdiğim eşim Habibe beni gördü. Bahadır bu ne lan dedim. Hı. Sen dedi pavyona gitmişsin dedi. Çocuk değil tabii, kanmaz.
Hayır efendim, bakın. Benim pavyondan asla işim olmaz. Bir arkadaşımız gitmişti pavyona. Oradan duyduk, oradan kulak aşina alın. Lütfen. Yoksa beni ufolar kaçırdı abime. Bak, halime bak abime. Ağzındaki kokunun sebebi de üzerinde yapılan deneyler. Drama bak ya. Ya nesi dram bunun? Adam resmen pavyona gidip karısını aldatmış. Burada da gelmiş, resmen kendini aklamaya çalışıyor. Biz burada bilim konuşacak mıyız hanımefendi? Şale Hanım yardım edin. Sergey kafayı yemiş, beni ölmüş işi. Git lan, Natasha zannediyor. Yerçekimsiz ortamda mücadele ediyor. Lan git! Ya şu koçul potu bir Natasha! Lan Natasha yok, ben Natasha! Natasha! İsmail, ben İsmail! Natasha! İsmail hocam, keşke kendine NASA başı bir iş bursaydın. Ben olmaz. Diyerek böyle bir latifeyle konuyu bağlayayım dedim. Yani demem o ki, uzayın olmadığını bence yeterli tezlerle kanıtladım. Kesinlikle. Efendim, hiçbir şey kanıtlamadınız. Sadece gündüzün ve gecenin olması bile bizim uzayda döndüğümüzün bir kanıtıdır. Dönmek mi? Evet, dünya kendi etrafında döner. Peki o zaman gelin bir deneyle şey yapalım, burada bir top vardı. Şimdi diyelim ki bu dünya olsun, tamam mı? Aslında dünya düzdür de sen hiçbir şey anlamadığın için gene en başa dönüyorum yani. Tamam, bu senin bildiğin gibisine dünya olsun. Bunlarda insanlar böyle duruyor değil mi üzerinde? He, durur mu? Bak, bunda bile durmuyor. Düz olsa durur. Mantık zaten oradan çöküyor. Bunlar böyle duruyor değil mi? Evet. Sen diyor ki bu dönüyor he? Döndüğünde ne oluyor? Gördün mü? Her yer saçtı. İnsanlar saçılır gider de öyle bir şey olsa. Beyefendiciğim bakın, yer çekimi denen bir şey var. Onun sayesinde biz dünyada ayakta durabiliyoruz. Vallahi aklımı çıldıracağım, hala yer çekimi diyor. Ya kardeşim, yer çekimi yoktur, gök itimim. Aman be, kime ne anlatıyorum ya? Vallahi bıktım senden ya. Ayrıca madem dünya dönüyor, o zaman biz niye uçağa biniyoruz? Mantıklı olduğumuz yerde zıplasak, dünya ayağımızın altından kayıp döndüğü için yeterli miktarda zıpladığımızda zaten bir yere gideriz. Öyle mi ya? Biz mantık ya. Artık yeter. Benim nutkum tutuluyor. Burada bilim dışı bir sohbetin içerisinde olmayı reddediyorum. Ve bir daha bu stüdyoya gelmeyeceğim. Ha. Anladınız mı? Hafen beni aramayın bir daha. İstirahat edin. Hafen susun. Ancak gidersin be. Ancak işte bilimin karşısında böyle tutulmayı... Adam, vallahi çok sinirlendiriyor bu adam beni ya. Evet sevgili seyirciler, bilimin ışığında uzay diye bir şey olmadığını... Bunun büyük bir yalan olduğunu ispatladık. Şu noktada sevgili profesör Fikri Bey'e dönmek istiyorum. Ancak rejiden kulağıma gelen bilgiye göre... Evet, son dakikalara girmişiz Fikri Bey. Çok özür diliyorum. Burada bugün benimle olduğunuz için, filmin ışığında olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii, uzay buyurun. Yoktur ancak uzay kafe var aşağıda. Dilerseniz kaçtır görüşüyorum, bir çay içebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii ki hocam. Allah seni ne güzel olur ya. UFO'lar kaçırdı, her yerim radyasyon. Jale Hanım demiştim ama hadi gel sen de. Madem öyle sen de gel Fikri. Sevgili ha. Seyirciler. Önümüzdeki hafta yepyeni bir Ben Seni Dinledim'de karşınızda olacağız. Benim laka Türkiye. İyi akşamlar. Jale Hanım, şu anda uzay boşluğundayım. Kendimi dışarıya zor attım efendim. Çok fena durumdayım. Bir saatlik oksijenim kaldı. Adam bana yüzük takmaya çalıştı içeride Canlı Hanım. Lütfen NASA, masa kimi bulursanız herkese haber... Lan! Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır aramıza ve de sen de söyle.